ekstra ekstra Small'a, Arjantin'deki bu güzel evime hoş geldiniz. Birazdan tek bir hareketimle şu aile birden küçücük olacak. Zaten şu koca dünyada bir kum tanesi değil miyiz? Biraz daha küçülsek ne olur? Biraz daha, biraz daha. Peki biraz daha. Peki çok çok küçülsek. Buradayım, burada, burada. Şaşırdınız değil mi? Birazdan misafirim olan üç aile benim gibi böyle mini minnacık kalacak. Ve elimdeki türlü sorunlarla baş etmeye çalışacak. Kısa devre yapan prizler, patlayan su boruları, ortaya dökülen çöpler, boyalar. Bu problemleri en kısa sürede çözen aileyi Fransa'ya, Euro Disney'e gönderiyorum. Bakalım bu hafta kimler, kimler ekstra ekstra small olacak? Bugün ekstra ekstra small'da üç aile yarışacak. İşte bu bizim Akcan ailesi. İşte onlardan ilki Akcan ailesi. Biz bu yarışmayı kazanacağız kesin, el birliğiyle. Aileme inanıyorum. En çok da bütün aileme inanıyorum. Çünkü hepsi becerikli. Ben de becerikliyim. Çünkü biz önceden de hiç kurs almadan kendi ellerimizle yaptık beceriklerimizi. Burada da beceriğimizi göstereceğiz. Hiç yardımcısı üç çocuk büyütüyorum. Biz el birliği bu işi de kazanacağımıza inanıyorum. Çocuklarıma ve eşime. Uyumlu, yani cana yakın, sevimli bir aileyiz. Ve hafta sonları birlikte, yani sürekli birlikte hareket etmeyi çok seviyoruz. Hoşlanıyoruz bundan. Ben de elimden geleni yaparak hep birlikte bu yarışmadan birinci çıkacağız. İnşallah. Hep beraber hem güzel bir tatil, hem bir eğlence, hem sizinle beraber olmak ve küçülmenin ne demek olduğunu anlamak için geldik. Hep birlikte yarışacağız ve kazanacağız. Ekstra Ekstra Small'un ilk etabı evin salonunda başlıyor. Ebru bugün babaları zor bir görevle sınıyor. Salonda büyük tehlike, yangın çıkabilir. Koşu bandı açık kalmış. Saatlerdir çalışmaktan çok ısınmış ve kıvılcımlar çıkartıyor. Kapatılmazsa her şey yanabilir. Babalar zorlu göreve tekli koltuğun üzerinden başlıyor. Çocuklar etap boyunca babalarına yardımcı olacaklar. Koltuk tekli fakat 3 katlı apartman yüksekliğinde. Ve en üstte asılı gözlüğü almaları gerekiyor. Koltuktan inmek için elektrik süpürgesinin karanlık hortumundan kayacaklar. Ancak gördüğüm kadarıyla süpürgenin toz torbası dolu. İnişte epey toz kalkacak. Ebru'nun kızı Duru'nun cevval kedisi çarşının kumu salonda kalmış. Babalar oldukça sıvı biriktirmiş bu kumun içine düşmeden geçmeye çalışacaklar. Salonun ortasındaki sehpanın üzerine çıkıp dünden kalma Junior menü hamburgerin içini karıştırmak zorunda kalacaklar. Sehpadan sütlü mısır gevreğine yumuşak inişten sonra nostaljik bir plak üzerinde plağın ritimlerine kendilerini kaptıracak ve ardından da semaverden bir bardak çay koyarak soluklanacaklar. Babalar son olarak koşu bandını geçip kıvılcımlar çıkaran fişi tripten çekecek ve evi kurtaracaklar. Görevlerin zorluğuna bakılırsa galiba eskiler öp babanın elini derken ekstra ekstra small'u başarıyla tamamlayan babaları kastetmişler. Akcan ailesi evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuk? Çok güzel geçti. Beğendin mi Arjantin'i? Beğendim. Ve evimi nasıl buldun? Beğendim. Güzel dekore edebilmiş miyim? Etmişsin. Sen annene evde karışıyor musun? Bunu buraya koyalım, bunu buraya koyalım, bu buraya olmamış. Duru da yememiş ekmeğini. Ay yemedi ya. Duru yemiyor. Hep böyle bırakıyor ortalarda. Senin aran nasıl yemeklerle, iyi mi? Bak, buraları da dağıtmış. Buraları da dağıttı. Ah bir de sen onun odasını görsen. Ah bir de odasını görsen ki göreceksin. Hakikaten mi? Hakikaten göreceksin. Hem de orada küçülüp neler neler oynayacaksın, biliyor musun? Lan sen nasıldır? Yardımcı mı kızlar sana? Çok. Ya. Gerçekten. Muhteşem. Ne yaparlar? Üçü de kendisi yapıyor. Nasıl yaptın bu işi? Böyle. Var mı bir sırrı? Böyle. Küçüklükten böyle alıştılar. Küçüklükten böyle alıştılar. Odalarını toplamıyorum. Odalarına girmiyorum.
Ha. Benim evim 3 oda bir salon, ben 1 oda bir salona bakıyorum. Cihan'ı nasıl karar verdiniz bakalım bana gelmeye? Hadi kalkın Ebru'ya gidiyoruz. Kim dedi? Vallahi İrem dedi. İrem dedi. Aile yarışması olması bizi şey yaptı, cezbetti. Evet. Çünkü biz genelde her yere ailecek gidiyoruz. Yani tek başımıza gittiğimiz, gezdiğimiz pek nadirdir. Her şeyi kendi başına yapan bir kadın. Kesinlikle. Okula da ben götürüyorum, okuldan ben getiriyorum. Evdeki yemekleri, dışarıdaki alışveriş, her şeyini birebir. Her şeyi sen. Ben kuaföre bile gitmezmişsiniz. Hayat. Kendi modellerim, kendi yapısı. Saçımı da kendim kesiyorum. Çocukların saçlarını da kendim kesiyorum. Ceyhun'un? Hayır, bir tek onu kesmiyorum. Ama belli bir süre vallahi kestim. Hepsine vakit var diyorsun. Evet, evet. Kahve, çayı okuldan dönüşte 3 kapı yapıp geliyorum eve. Bütün bunları yapmışım. Bir de gelmemiş, bir de Arjantin'e yarışmaya da gelmiş diyecekler. Duyunca şok oldum. İddialı mısınız? İddialıyım. Ben bazı problemler çıkarıyorum. Bazı sürprizler yapıyorum. Şöyle bu benim salonum, böyle dağınık eşyalardan size bir yol yaptım. Koşu bantının fişini çekmeniz gerekiyor Ceyhun'cum. Senin görevin bu. Güzel kızın da sana yardım edecek. Ondan sonra bunu çekeceksin. Nasıl öyle tamir işleri falan aranayım mı? Aram iyidir. Param iyidir. İyidir. Yani evde tamirci gelmez eve. Yapabilirsin. Tamir edebilir mi? Tamir edersin, sen de yaparsın. Yürürsün daha hızlı. Babana yardım edecek misin? Ha? İyi bir asistan olacak mısın ona? Ben fişi çekeyim, sen de bak baba, tamam mı? Sorunları en kısa sürede hallederseniz o zaman sizi bir de güzel bir Disney tatili bekliyor. İnşallah. Doğa heyecanlı bir an evvel eşyaların içine karışmak istiyor. O zaman sizi fazla bekletmeden küçülteceğim. Ama önce Akcan ailesi, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Var. Söyleyin o zaman. Cana yakın, sevimli, işte Akcan ailesi. Yapayım. Yerim ben seni. Başarılar size, inşallah kazanacaksınız. Gel bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Heyecanlı mısın? Bak şimdi küçültme hareketini yapacağım ama bu bir meslek sırrı. Öyle herkese anlatma, tamam mı? Söz mü? Söz. Peki o zaman başlıyorum. Ceyhun, Doğa, iyi misiniz? İyiyiz. Nasıl, şöyle bir kalkın bakalım. İyiseniz o zaman bir toparlanın. Etrafa bir sağa sola bakın bakalım. Doğa, ben seni göremiyorum. Anlat bakayım, neredesin? Ben küçük minderdeyim. Evet. Ha, rahat mı orası? Çok rahat. Ceyhun, nasıl küçük olmak? Vallahi çok ilginç bir şey. Şimdi karıncaların halinden anlamaya başladım. Ben küçülmedim, ben büyüdüm. Büyüdün mü? Evet. Tamam o zaman Doğacığım. Tamam. Hazırsanız böyle bir korna sesi duyacaksınız. Tamam. Korna sesi duyunca başlayacaksınız. Güçlü bir ses gelecek. Ebru'nun güçlü sesiyle ekstra ekstra small macerası başladı. Yarışmaya Akcanlardan baba kız Ceyhun ve Doğa başlıyor. Akcanların babası Ceyhun ilk olarak koltuğun üstüne konan gözlüğü almaya çalışacak. Fakat düğmeler sağlam gözükmüyor. Ceyhun dikkat et. Çiçeklerimle ben. Daha şimdi uyardım Ceyhun. Çiçeklerimle ben. Ceyhun bu kez daha dikkatli. Güzel bir sıçrayışta gözlüğe ulaşıyor. Ceyhun örümcek adamı kıskandıracak figürler sergiliyor. Ceyhun elektrik süpürgesinin derinliklerine doğru yola çıkmak üzere. Ebru yapma. Sırası mıydı şimdi hapşırmanın? Ortalık toz duman oldu sayende. Dur, Ceyhun'u bulabilsek bari. Hayır, önce paketler inince Ceyhun'u paketlediler diye ürktüm bir an. Ay bu toz alerjisi beni bitiriyor. Ama neyse ki kek paketleriymiş gelenler. Şimdi Doğa kek paketlerinden merdiven yapacak babasına. Ebru'nun minik kedisi çarşının kumunu geçmesi gerekiyor Ceyhun'un. Ebru, bak sen de iyice dağıtmışsın evi. Kedinin kumu salonun ortasında ne arıyor ha? Hiç iştah açıcı durum değil. Ceyhun sallandı ama yıkılmadı. Ucuz kurtuldu. Kedi küçüktür ama bu boyu mide bulandırabilirdi çünkü. Doğa, korktun mu? Hayır. Ha, iyi. Öyle bana buradan pek biraz korkmuşum gibi geldi. Böyle bir geri attın kendini falan.
Aferin. Doğada hiç korkacak göz var mı? Şimdi Ceyhun sehpanın üzerine çıkıyor. Akşamdan kalma hamburgerin içinde bir şeyler saklı. Ceyhun susadın mı? Ceyhun susadın mı? Susamadım. Susamadın mı? İşte Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerinden biri. Adamcağız susamadım diyor. Ebru ise Ceyhun'un yedi ceddine yetecek kadar meyve suyunu ikramdan bir dakika olsun çekinmiyor. Ay. Korkmaz dedim ama ben o koca portakal suyunu hesaba katmamışım. Yakala. Ceyhun sütlü mısır gevreğini görünce direkt içine dalıyor. Örnek bir baba. Çocuklara sağlıklı beslenmeyi anlatmanın bundan güzel yolu olamaz herhalde. Kırtlama kalkma buradan. Ayakkabım kaldı. Ay işte bak bu olmadı Ceyhun. Ayakkabılı mısır gevreğini ne yapsak yediremeyiz kimseye değil mi? Tamam gençler tamam sorun yok. Bulduk ayakkabıyı. Mısır gevreğine devam. Hadi baba hadi baba. Sakın kendini yalnız hissetme. Doğa arkadan hemen geliyor merak etme. Ceyhun'un yeni görevi plakçalar üzerinden sağlam bir şemsiye bulmak. Doğa, nasıl müziklerden hoşlanırsın sen? Hadise gibi. Tam da hadise çıkacak diyordum ki Doğa da hadiseyi sevenlerden çıktı. Şanslısın Doğa. Baban şu an hadiselerin ortasında kaldı. Allah'tan henüz yağmur yağmıyor. Ceyhun ya şemsiyenin sapını kırıyor ya da elinden kaçırıyor. Ay baba ya. Bu da Doğa'nın şemsiyeden soğuduğu an. Akcanların canı Ceyhun kaplan gibi atılarak bir şemsiyeyi yakalamayı başarıyor. Hadi baba. Ceyhun üçüncü denemede sağlam şemsiyeyi buldu. Anlaşılan yolculuk sulak bir yöreye. Şimdi çay zamanı. Şimdi Ceyhun semaveri açmaya çalışacak. Semaverden dökülen çaysa onlara basamak olarak kullanacakları şekerleri getirecek. Hadi baba, hadi baba. Ağlıyor musun sen? Ha? Aferin Doğacığım, aferin. Sok kaşığı içine Doğacığım. Bu arada çayın da yerlere dökülmesiyle kıvılcımlar çıkmaya başladı. Kısa devre yaptı galiba. Odada her an yangın çıkabilir. Hadi baba. Bu Arjantinli şekerleri de Erzurum kıtlama şekeri gibi. Erimiyorlar öyle kolay kolay. Doğacım oraya. Şimdi babasına şekerlerden basamak yapıyor. Tam bir aile dayanışması oldu işte. Minik Doğa da çok çalıştı bu arada ha. Ceyhun yolun sonunda. Koşu bandını geçebilirse fişi çekip evi yangından kurtaracak. Ay bu da Ceyhun'un spordan soğuduğu bir an oldu galiba. Doğa Disneyland gezisini düşünerek babasını zorluyor görüyorsunuz. Aa Doğa bak kim geçiyor. Ceyhun Doğa'yı da düşünerek üçüncü denemeye gerçekten çok hızlı giriyor. Haydi Ceyhun az kaldı. Hadi hadi. Ceyhun fişi çekip evi yangın tehlikesinden kurtarıyor. Doğa takım arkadaşını zirvede yalnız bırakmıyor. Kıyamam sana ben çok şekersin sen ya. Kazandık bu yarışmayı. Kazandınız tabii. Oley. Bravo size. Muhteşemdin canımın içi. Nasıl büyüyeceğiz onu? Büyütmeyiz formülüm de var merak etme. Bir ara ağladın değil mi? Hayır ağlamadım.
Onlar sevinç gözyaşlarıydı Ebru. Ay heyecandan mıydı o şey? O ses. Evet, hay Allah, evet. Hay Allah, görüyor musun? Şimdi sen bizi büyüt şimdi. Hadi babacığım. Şimdi. Sen bunu beni kucağına alırsın. Onu denerim. Hoppa. Normali dönünce bu ufaklık benim canımı okuyacak vallahi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıldı? Valla bayağı yorucuydu. Tabii küçük insanlar için her şey çok zor olabiliyor yani. Doğru, doğru. Sıradan bir salon bile ne hale geliyor değil doğru. mi? Öyle. Ama Ceyhun çok şanslısın vallahi. Bal gibi bir kızın var. Evet. Boyundan büyük baba, işler yaptı. Baba orada yaptığın gibi. Evet, o süpürgenin evet, içinden indim tabii ya. Tabii onun içinden indi baba. En çok nerede eğlendin? Hem o çay dökmüş yerinde. Ay baba. Bir de babamın topu yüzüne gelmedi. Eğlendi. Baba yapabilirdi bunu. Ben de sandım ki bir ara kızacaksın bana çok. Eyvah babamın suratında toplar niye geldi diye. Hadi iyi olduk. Ben de güldüm. Bak baba orada döktüğüm meyve suyu üstüme döktüm. Portakal suyunu nasıl buldun? O iyi bir sürprizdi. Bence Duru içmemiş bunu. Üstümüze döktü aslında yani. Aslında bize evet, enerji içmemiş. Verdi. Yani. Size enerji oldu değil mi? Evet, bir portak- evet. Nasıl bir anda portakal suları üstüne devrilince ne hissettin? Ay yağmur yağıyor zannettim ben de. Peki baban nasıldı şehrin üstünde? Plan üstünde dönerken? Çok komikti baba, böyle düştüm. Ha öyle düştüm. Ben sana o sırada dedim ki bir şarkı söyle, bir şarkı söyle. Nasıl şarkılar seviyorsun dedim. Hadise gibi şarkılar seviyorum dedim. Ben sana söyleyeceğim sonra. Ne zaman söyleyeceksin sen bunu? Ben sana el numaramızı vereyim direkt. Bizi arayınca ben sana telefonda söylerim. Ha, ben ne zaman burada canım sıkılırsa arayayım telefonla sizin evi. Bak bizim evin numarası 5. Burada verme, burada verme. Sen bana sonra gizli ver tamam mı? Hı. Bizim evin numarası deyip sen bana bir yere yaz. Evet, evet, ondan evet. Sonra ben burada ay şimdi bir şarkı dinlesem dediğim zaman hemen seni çeviririm. Sen de bana söylersin. Ama burada da söyler misin? Hadi söyle. Söylerim. Hadi söyle bakalım. Gel 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 seninle de aynı sahneye. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Gel. Bir dakika. Nasıl da o tasarı ya? Beni öp seninle de senle ben yan yana. Bir düşünsene. Size heyecanla bekleyen birileri var yan tarafta. Bunun yardımıyla bitirdik. Zorlandı baban. Zorlandı babam. Böyle indik. Ya, evindik. Sonra böyle büyüdük. Büyüdük. Ya. Büyüdün anne. Ebru abla bir bizi yaptığı şey değil mi? Hoppa. Ya. Yaptı. Büyüdük, küçüldük. Öyle oldu. Sonunda bitirdik. Evet, bitirdik. Değil mi? Şu çorabanın içi bile portakal oldu anne. Süperdiniz. Neydi sloganımız anneciğim? Haydi hep beraber. Haydi. Cana yakın sevimli iştah can ailesi. Yuppi. Çocuklarıma ve eşime güveniyorum. Ben en sonda kendime güveniyorum. Ben ablamla başarırız diyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıyla da tanıştık. Kesinlikle birinci biz olacağız. Onlar güzel bir tatil geçirip Türkiye'ye geri dönecekler. Biz kardeşim öyle sırada kalkıp falan ediyoruz ama genelde daha iyi geçiniyoruz. İki Yılmaz ailesi buraya çok yılmayacak tek aile var, o da biziz. Bu yarışmada en çok kendi etabımı merak ediyorum. Mutfakta neler yaşayacağımı çok merak ediyorum. Büyük çocuk fark etmez, rakipler bizi alt etmez. Yılmaz ailesi Türkiye'de hakikaten nadir soyadı olan insanlardan, ailelerden birisiniz Yılmaz.
bir Yılmaz ailesinden misafirim var biliyorsunuz. Fark etmez. Rakibimiz. Özümüz, biz özümüz, onlar Çakma Yılmaz. Ne? Çakma Yılmaz mı? Biz Öz Yılmaz mıyız? Biz Öz Yılmaz'ız. Vay 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 vay, bunu söyleyeceğim ama diğer Yılmaz'lara da. Söyleyeyim, fark etmez. Bizim korkumuz yok. Yılmaz mısınız? Hakikaten soyadınıza uyar mısınız? Evet, Yılmayız. Evet, Yılmayız. Hiçbir şey gözümüzü korkutmaz. Hiçbir şey. Nasıl karar verdiniz? Ben görmüştüm. Sonra dedim bir şansımı deneyeyim. Anneni bunu ikna ettim. Aferin sana. Demek böyle ikna gücü kuvvetli midir böyle beyin gibi? Yok, normalde dediğini yapar. Tutkunu yapar kopartır. Yapar mı? İstediğini yani, elde edinceye kadar bırakmaz. Zeynep, sen öyle değil misin yoksa? Aynen, genellikle onları da ben de ikna ederim. Dersen hiç inanmam yani. Böyle bu ses tonuyla ikna olunur mu? Evde de böyle midir? Hayır, evde sesi çok çıkar. En çok hangisinin sesi çıkar? Hepsi için soruyorum yani. Baba da dahil. En çok babanın sesi çıkar o zaman. Öyle mi? Ne dediysem o olur. Ne dediysem o olur. Ben bu evin babasıyım. Evet, evet, aynen öyle. Ne dersen o olur. Bakalım bu evin babası, bu, evet, bu Yılmaz ailesinin babası. Benim evimi de kurtaracak mısın? Bu ev bizim evle pek fazla bir şey yok yani. İmran, bu sana bir taş mıydı bilmiyorum bak. Öyle bir şey sana bir taş gibi. Bu evin de bizden, benim şu çılgın ve dağınık evimin sizin evden farkı yok mu? Yok. Yok, çocukları sabah kalktı, okula yetişmek için hazırlandı. Hazırlandı, eve benziyor diyorsun yani. Abla kardeş oynadığınız oyunlar var mı böyle sevdiğiniz? Çok şey var. Ama ablamın en sevdiği, benim en sevdiğim oyunumuz, en çok oynadığımız evciliktir. Yılmaz ailesi sizi diğer Yılmazlardan ayırabilmemiz için bir şeyler olması lazım değil mi? Hı hı. İki aile de Tekirdağ'dan geliyor değil mi? Tekirdağ merkez, evet. Biz saraydan geliyoruz. Tekirdağ saray. Ha ya, onu da gene bir tutmuyor. Tekirdağ ama biz saraydan geliyoruz. Evet. Saraylıyız. O zaman Ümrancığım, seni Bengi ile beraber yandaki odama alıyorum. Siz orada rahat rahat oturun. Güveniyoruz. Hadi örnek var, dönmek yok. Vay vay vay. O kadar bir iddia alma kızım. Hazır mısınız? Hazırız. Çıkarım o zaman. Yılmayız, yılmayız diyorlar ama benim evim sorunları onları bile yıldırır falan. Ben söyleyeyim. Ebru Hanım, siz misiniz? Evet, benim ta kendisi. Şöyle biraz bir gelirseniz karşınızda beni göreceksiniz. Kalkayım mı? Evet, evet, evet. Ben kalk. Ay. Ben kalkayım mı? Sen de kalk. Ebru Hanım, eviniz çok büyük ya. Ne oldu? Tabak bu sofa işte. Biraz misafirlerim küçük sadece, o kadar. Çok küçülmüşüz ya. Zeynep, nasıl bir şey küçük olmak? Bence eğlenceli. Babası. Evet. Gözünüze çarpan ne? Koltuk çok büyük. Umarım bakacağız yılmazsın. Bakacağız bakalım. Yok, umarım yılmam. Yılmazsın. Yılmam. Küçük de olsak başaracağız. Hazırsanız. Hazırım. Hazır mıyız? Hazırım. Başlıyorum. Ebru, görüşürüz. Yılmazların babası Şafak, Tekirdağ keçisi gibi hızlı başlıyor tırmanışa. İlk amaç koltuğun üst tarafındaki gözlükleri almak. Fakat koltuk bildiğiniz koltuk değil ha, görev zor. Aferin be. Dur bir dakika be. Hadi ya hakkımı. Ne bekliyorsun baba? Hadi. İyi tutturulmamış bir düğme Şafak'ı karartıyor bir an için. Bu koltuk tuzak bana. Bu şarkı söyleme. Pasaklı. Niye, durumla ilgili bir şarkı söyleyeyim istedim ya. Evet. Pasaklı mı dedin? Bir dakika. Bana pasaklı mı dedin? Dedi, ben de duydum. Evin durumuna bakılırsa çok da haksız sayılmaz sanki ha. Şafak oldukça iyi gidiyor. Gençlikte düz duvara tırmandığı günler olmuş anlaşılan. Yanlış mısın? Yok yok. Yaş tahtaya basacak göz yok Şafak'ta. İşte alıyor gözlüğü nitekim. Şafak bunun bir yarış olduğunun farkında. Zaman kaybetmemek için hemen atıyor kendini aşağı. Şimdi koltuktan inme zamanı. Ama koltuk 3 katlı bina yüksekliğinde. Ama bana pasaklı dediğini hala unutmadım.
Malum pasaklıyım ya, etraf çok tozlu. Çok tozlu. Ya valla ben böyle bir... Bu gözlere toz kaçsın istemedim. Evini 3 günde bir temizlersen böyle olur. Allah Allah. Zorlu iniş için elektrik süpürgesinin hortumunu kullanacak. Bu ne be? O bu ne? Şafak uzay mekiği gibi tozu dumana katıp iniyor aşağı. Biraz tozlu olsa da baba kız buluşması gerçekleşiyor. Zeynep otobüste bedava lob kek kapan yolcu gibi kekleri hemen kapıyor. Çarşının kumu seni bekliyor. Şafak çarşının kumunu geçerek yola devam edecek. Kum diyorum ama dikkat et Şafak. Neredeyse deveci armudu kadar sulu bir kum. Bu çarşının kumunu da arada bir değiştirseniz diyorum Ebru ha. Üstten sorun yok gibi duruyor ama epey sulu emmiş yani bu. Bu da sana çarşının sürpriziydi. Aferin sana. Aferin sana. Şafak gerçek bir hayvan dostu. Bakın kedi kumunu ne kadar sevdi. İkinci kez geçmek istiyor içinden. Hayır baba ya. Şafak'a bir Tekirdağ türküsü çalıyoruz. Yorgunluk alır. Şafak'ın bir süre yani 20 yıl kadar eve kedi almayacağını zannediyorum. Ne dersiniz Şafak Bey? Ebru. Efendim. Nasılsın? İyi iyi valla. Ev yanıyor ama siz bayağı bir rahatsınız. Belli. Sıra geldi sehpanın üzerine çıkıp hamburgerden dizlik almaya. Şafak aman soru gelirse susamadım de. Şafak susadın mı? Susadım. Yanlış cevap. Portatal suyu ikram edeyim mi sana? Ebru. Aman yok de ha yok de. Portatal suyu diyorum, ikram edeyim mi sana? Ebru'nun bonkörlüğü bir kez daha kanıtlanıyor. Yorulan misafire portakal suyunu bolca ikram ediyor. Zeynep de inanamıyor bu misafirperverliğe. Ağzı açık kaldı yavrucu. Zeynep ne oldu? Eşledim. Ya şafağın başına bir şey gelmiş olmasın? Vitamin zehirlenmesi de olabilir maazallah. Birden yüklenince hani. Buz gibi portakal suyu, vitamini bol. Hah aman. Abi. Neyse ki dinleniyor bu Şafak Bey. Şafak şimdi de plağın etrafından sağlam bir şemsiye bulmaya çalışacak. İşte örnek bir baba. Kızı için nelere katlanıyor? Zeynep'in çay yağmurundan korunması için sağlam şemsiyeyi bulması gerekiyor. Şafak gayretli fakat frenler tutmuyor galiba. Düşünce parkelere ulaşana kadar duramıyor. Hep plağın iğnesi kırılacak değil ya. Bu kez de iğne şemsiyeyi kırdı. Sağlam şemsiyeyi bulacağız derken şafağı yitireceğiz galiba. Aman Şafak, kalan şemsiye sağlam onu biliyoruz. Yüklenip de kırma sakın. Şafak son şemsiyeyi de epey zorladı ama kıramadı. Şafak ve Zeynep semaverin altındaki çay bardağından şekerleri almaya çalışacaklar. İşte çay saati. Yok ya. Şafak portakal suyunu hatırlayarak çay teklifini reddediyor. Demli bir çay için bu kadar uğraşılacağı kimin aklına gelirdi ki? Şafak önce çay kaşığını atıyor Zeynep'e. Bu arada kıvılcımlar yine sahnede. Ay! Hadi Şafak aç şu semaveri yoksa yandı gülüm keten elva. Ateşi gören Şafak hızlanıp semaveri koyveriyor. Yılmazlar şimdi çay bardağının içindeki şekerleri alıp kendilerine merdiven yapacaklar. Küreği olup elle kürek çeken sandalcı gibi oldun Şafakçım. Olmaz öyle. Şemsiye için o kadar da uğraştı Şafak ama evladını kollamaktan kendini hiç düşünmüyor. Ha, Şafak savaş kaşığını gömdüğü yerden çıkartmış sonunda. İşte kutlama şeker bu yüzden bardağa atılıyor. Erimediğinden başa dert oluyorlar. Zeynep bayram şekeri toplar gibi neşeleniyor şekerleri bulduklarına. Son etaba geldik. Şafak'ın zaman kayıpları çok oldu. Seri olması lazım.
Aman dikkat Şafakcığım. Koşu bandı iyice ısınmış. Patlamadan fişi çekmek lazım. Kıvılcımlarla dolu bir evde yaşamak istemiyorum. Şafak bitişe çok yaklaşmışken gelen top neredeyse bütün hevesini kıracaktı ki ucuz kurtuldu. Ve Şafak ortalık yanmadan fişi çekmeyi başarıyor. Canım kızım benim. Tebrik ederim. Sağ ol canım. Yani bitirdiniz tamam da yani çok dinlendim ve çok... Dinlenmedin kızım. Ama baba çok dinlendin yani şimdi orada o kadar dinlenim var. En basit yerlerde. Ama en sonunda bitirdin mi? 10 dakika bitirdin ama 10 dakika durdun orada. Oo, ama bitirdim ama en sonunda. Ama 10 dakika durdun orada. Oh, evet yine... çok büyük yardım etti. Zeynep en güzeli Zeynep'ti valla. Yangın çıktı mı? Kaç kere o şeyde koşu bandında düştün. Düşmedin şey kızım hiç. Evet bir ara böyle yapıyorduk. Yılmaz ailesi pes etmez. Yine sen finalde birinciyiz. Hadi. Güvenimi sarstı. Göreceğiz bakalım seni de. Güvenimi sarstı. Hadi bakalım. Ben birinci olacağım. Hadi inşallah göreceğiz bakalım. Ne diyorduk? Sloganımız neydi? Büyük küçük fark etmez. Rakipler bizi alt etmez. Geçen gazetede yazıyordu. Mutfakta hanımlar kendilerini çok yaralıyormuş. Ya oluyormuş. Kendi gözümle gördüm şimdi. Ekmekler de Ümran'ı kovboy durumuna getirdi bu arada. Çok merak ediyoruz. En çok mutfakta küçüleceğimizi hayal ediyorum. Bir eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ben evi çok merak ediyorum. Küçülmek istediğim yer benim çalışma odamız. Orada eğlenceli olacağını düşünüyorum. Normalde hayatımızda biz eşyalara hükmederken burada tam tersi bir duyguya kapılacağız. Onların yanında küçük kalacağız ve eşyalar bizi sanki kontrol ediyormuş gibi olacak. Ben spor yapıyorum. Bir, basketbol oynuyorum. İki, futbol oynuyorum. Üç, yüzme yapıyorum. Dört, tenis oynuyorum. Bu yüzden de bütün aileme ve bana güveniyorum. Bu yarışmaya eşim başvurdu. Çok ilginç olacağını söyledi. Bu yarışmayı kazanmak için yeterli enerji birikimine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ekstra ekstra Yılmaz! Bu yarışmada hiç Yılmaz! Bir Yılmaz ailesi daha. Bir Tekirdağ'dan gelen bir misafirler daha. Evet. Hı? Nasıl ayırt edeceğim ben sizi? Biz ekstra ekstra Yılmaz'ız. Biz ekstra ekstra Yılmaz'ız. Vay evet, hiçbir şeyden yılmayan Yılmaz. Yani hiçbir şeyden yılmıyor. Onlar evet. Da yılmadıklarını söylediler ama. Biz deniz boyundan. Biz deniz boyundan. Bu yüzden rengimiz mavi. Deniz boyunun ne gibi bir etkisi olur? Deniz muhakkak sıcak bir şeyler kalmayız. Katar değil mi? Tabii. Bir sıcaklık, bir esinti evet, katar evet. Mı? Saraya kar yağarken mesela bizim oraya yağmur yağar. Niye? Kar bizim oraya eriyip de düşer. Buraya gelmeyi istedin mi? Sen mi istedin en çok? Babamla ben. Onay verdin mi? Sana geldiler dediler ki Kaan'cığım sen çok ağır bir çocuksun. Ağır takılırsın. Çok kulsun şimdi. Tek de dişin var. Ama senle gel şöyle bir Arjantin'e Ebru'nun evine gidelim. Ne dersin dediklerinde? İlk aklına ne geldi? Ne düşündün? Yarışma. Yarışmayı seviyor musun? Ha? Sen kolay ikna oldun mu? Sever misin oyunları? Bayılır mısın? Oh çok iyi o zaman. İyi yaptınız geldiniz. Gönülcüğüm benim evi nasıl buldun şöyle salona bir bakınca? Çok güzel renkli her şey var. Gramofon bile var. Nuh Nevi'den kalma bir pikap işte ama çok güzel çalışıyor. Çok güzel dönüyor. Eski plakların var antika falan. Antika evet. Çalıyoruz falan. Size de güzel bir şeyler çalmayı düşünüyorum. Yani. Sen ne yaparsın? Hı? Bu yer. Okula gidiyorsun. Benim tek görevim okula gitmek mi? Ha? Evde bir şeyler yapmaz mısın? Bazen uyuyam. Evde yapılan güzel bir şeydir ya uyumak.
konuşmayı sevmiyorsun ama inşallah koşuşturmayı seviyorsundur. Çünkü birazdan babanla beraber şu salonda koşuşturacaksın. Göreviniz de bu koşu bandının fişini çekmek. Hazır mısın bunlar için? Ha? Yılmaz ailesi. Hazırız. Güveniyor musunuz kendinize? Evet. Şimdi o zaman kuvvetli bir slogan almak istiyorum sizden. Ekstra ekstra Yılmaz. Bu yarışmadan hiç Yılmaz. Ecem ve Gönülcüm, senin yandaki şu odayı alıyorsun. Kapıyı açıyoruz. Orada rahat rahat keyfinize bakın. Hazır mısınız? Hazırız. Ben de hazırım. O zaman başlıyorum. Hadi bakalım kim yılacak, kim yılmayacak göreceğiz. Ercan. Efendim. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Görüyor musun beni? Şimdi daha iyi görürsün. Orada dur öyle, o dur orada. Peki küçük olmak nasıl bir duygu? Çok heyecanlıyım şu anda. Çok heyecanlısın. Ben de çok heyecanlıyım çünkü Kaan'a soru soracağım. Kaan. Ne? Ne? Neredesin? Yatıyorum anne. Hadi kalk da göreyim seni. Nasıl gözüküyor ev? Küçük olunca ka. Bak bakayım. Yani ben böyle bir evde olsam herhalde çocuğumla buluşamayacağım. Arada dağlar değil yani koltuklar falan var. İlginç. Çok güçsüz hissediyorum kendimi. Yok yok. Size yardımlarım olacak, hiç merak etmeyin. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırsak hadi başlayalım bakalım. Başlıyorum. Ercancığım, bu kadar heyecana gerek yok. Bu da bir koltuk neticede. Üç katlı bina yüksekliğinde olması korkutmasın seni. Kolay gelsin Yılmaz ailesi. Teşekkürler. Ercan teşekkürde erken davranıyor. Benim düğmelere güven olmaz. O, hakikaten. Daha hızlı olmalısın Ercan. Bugünlerde koltuk sevdalısı çok malum. Biri gelir kapar koltuğu ona göre. Hızlı ol baba. Aa, iyi bilmiyorum. Kaan'la konuşmaya başladım. Bak benim uyarı işe yaradı. Ercan babalığın hakkını verdi, gözlüğü kaptı. Gözlük elektrik süpürgesinden kayarken çok gerekli. Misafirlerimin gözleri toz kaçsın istemem. Baba çabuk. Kaan'ın çabuk talimatıyla Ercan daha da hızlanıyor. Ercan'ın tozu dumana katarak inişini bir kez daha izledik. Bu arada Kaan'ın soğukkanlı yaklaşımları da izlemeye değer hani. Al oğlum onları. Kaan götür. Acele, acele biraz. Ya çocuğu acele ettirmeyin, daha alışamadı ortama. Dedim ben size, işte olacağı buydu. Kafkas tarçısı gibi ayrıldı çocuğun bacağı sonunda. Hani bazı futbolcular sahada basmadık yer bırakmazlar ya, Kaan da salonda düşmedik yer bırakmayacak bugün anlaşılan. Çok güzel. Bir daha kayabilirim. Kedi kumuna hazırlıklar yapılıyor. Kaan bir iki düştü ama birazdan babası Ercan düşüşün büyüğünü yapabilir. Üstelik oldukça ıslak bir kedi kumuna. Ercan fena hırpalanıyor. Kedi değil ancak kaplan saldırsa bu kadar olurdu herhalde. Görüyorsunuz kediler bir düşman daha kazandı. Evet, Ercan da Kaan'a yetişmek üzere düşme konusunda. Ya bu Ebru yine bir cinlik peşinde galiba. Evet tabii, bak durum anlaşıldı. Misafirlerine portakal suyu ikramına gelmiş sıra. İyidir, vitamindir, hem de harareti alır. Bakın burada bir atasözümüz gerçeğe dönüşüyor. Kaçanın anası ağlamazmış derler ya. Bakın Kaan kaçıyor, annesi de gülüyor. Ebru Hanım yani. Ya vitamin portakal suyunun tam sırası değil miydi? Ebru buraya güya yardım için 5 şemsiye bırakmış ama 5'ini toplasak bir tane etmiyor. Kiminin sapı kırık, kiminin kulpu. Senden başka. Buyurun şarkıyı da değiştirdim. Ayrı telden çalıyor bizim Ebru. Senden başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi senden. Ercan plan iğnesiyle adeta güreşiyor. Hah, 2 puanı da aldı galiba bu arada.
Ercan şemsiyeyi bulmanın sevinciyle bayram yerine çeviriyor salonu. Yandan Ercan, yandan, yandan. Oh, oh, yandan Ercan, yandan. Güzel, aradığımız şemsiye bulundu. Ercan semaveri açmak zorunda. Bunun için kitaplığa tırmanıyor. Kaan'sa heybelinde şemsiyeli gezi modunda. Bu arada abajur kısa devre yapıyor. Ercan çabuk ol, yakma bizi. Semaverden su gelmeye başladı. Artık Ercan memleketi ve çayı ne kadar özlediyse bardağa ulaşmak için bırakıveriyor kendini. Kaan tam bir görev adamı. Daha doğrusu görev çocuğu çıktı. Bakın fırtına gibi koşuyor. Çayın içindeki şekerleri çıkarmanız gerekiyor. Şeker olduğuna bakmayın. Çok güzel basamak olacak onlar size. Ercan'da fırıncılık da var galiba. Küreyi maharetle kullanıyor. Babana. Ercan yolun sonuna geldi. Hızlı olursa yangın çıkmadan fişi çekebilir. Ercan mesajını veriyor. Sonuna kadar geldim. Bu işe baş koydum, başaracağım diyor. Yine geçeceksin basamaktan. Bakalım Kaan'ın taktikleri işe yarayacak mı? Ercan gayretli fakat zorlanıyor. İlk seferde neredeyse geçiyordu bandı. Gel baba. Olacak baba. Kaan düşünceli fakat moral bozmuyor. Babasına çok güzel destek veriyor. Bu sefer daha hızlı koş. Hadi baba. Hadi koş. Hadi koş. Koş, koş. Ercan Kaan'ın sözünü dinliyor ve daha hızlı giderek tehlikenin kaynağına ulaşıyor. Ya Ercan sigortayı attıracaksın. Çabuk ol biraz. Yarışmadan hiç çıkmaz. Nefes öyle pek demiyor ama. Sürprizleriniz çok fenaydı. Fena mıydı? Evet. Seni normale çeviriyorum şimdi Ercan'cığım. Çok teşekkürler. Formunuza dikkat etmek istiyorsanız üç beyazdan uzak durmalısınız. Bunlardan birini şu an açıklıyorum. 10. Bu kadar pasta yemek Kaan'ı epey yıprattı galiba. Ekstra ekstra small'un ilk etabı sonunda sarı renkli aile Tekirdağ Saraylı Yılmazlar sonuncu olarak dört düğme aldılar. Yine Tekirdağlı mavi aile Yılmazlarsa ikinci olarak üç düğme aldılar. Birinciliği alan kırmızılı Akcan ailesi ise iki düğme almış oldu. Ekstra ekstra small'da mümkün olduğunca az düğme toplamak yarışmacılara finalde avantaj yaratacak. Olsun artık o kadar olacak. Senin çok desteğin oldu. Ben çok emindim ben. İkinci de birinci, üçüncü de birinci, dördüncü. Hepsinde birinci oldu. Çok iddialıyım. Çok iddialıyım. Şimdi bu böyle bitti ama sırada mutfak var. Ben dondurma istiyorum. Tamam. Tamam buradan da dondurmacıya geçeceğiz. Tamam hak ettin. Benden hepinize dondurma olsun. Vallahi bu güzel dondurma. Sana da olsun. Bana da olsun. Bana da olsun be. Mutfak için dondurmalardan sonra hazır mıyız? Hazır. Hazır mıyız? Haydi mutfağa. Ebru'nun mutfağında felaketler üst üste. Fırında gaz kaçağı var. Su boruları patlamış. Lavabonun dirseği kırılmış. Aman aman. Anneler karışıklığı düzeltmek için lavabonun üstünde başlayacakları yolculuklarının ilk durağında önce lavabonun su vanasını kapatarak mutfağa su basmasını önleyecekler. Ardından un ve makarna kaplarından tehlikeli bir geçiş yaptıktan sonra simitlerden geçerek kepçe takımına ulaşacaklar.
ama bunlar sallanan dev kepçeler. Pişmekte olan devasa pizzanın üzerinden kek paketlerini alıp iyice ısındıktan sonra ekmek kızartma makinesinin üstüne çıkacaklar ve sonunda gaz vanasını kapatıp mutfağı büyük tehlikeden kurtaracaklar. Gönülcüm, şimdi şu yeleği de giymişsin. Yeleği giydikten sonra şöyle omuzları şöyle arkaya atmış. Öyle bir dayı duruşun var ki şu anda. Bu mutfağı bitiririm, alt ederim gibi duruyor. Ben buraları hallederim diyorum. Hallederim diyorum. Yemek yapma dışında nasılsın? Güzel bulaşık yıkarım. Ha, güzel. Suyla aran iyi yani. Suyla aran iyi. O zaman su, sabun, deterjan. Temizlik, hijyen. Hijyeni seviyoruz. Seviyoruz. Süngerle aran iyi mi? Çok iyi. Ne kadar iyi olup olmadığını birazdan hep birlikte göreceğiz. Görelim. Bizimkiler biraz büyük galiba. Ya bileyim bulaşık süngeri ya. Fazla bir farkı yok yani. Bildiğin bulaşık süngeri. Gönülüm, seni şöyle lavabonun başına doğru alıyorum. Oraya güzelce otur. Sünger de var, bulaşık süngeri şöyle de var. Şöyle bineyim mi? Heh, evet evet. Kırmadan. Kırmazsın, kırmazsın, merak etme. Gönül. Efendim. İyi misin hayatım? Çok rahat değilim ama iyi. Yani bir lavabo deliğinde ne kadar rahatım olursa o kadar rahatım diyorsun ha? Burası çok büyük. Temiz mi lavabon bari? Çok pis. Ya daha önce sen bulaşık yıkamayı da seven bir insan olduğun için bunları dert edeceğini düşünmüyorum. Bir şuradan insem. Peki, bu macera için hazır mısın? Hazırım. Hazırsan hadi Gönül başla. Gönül'ün gelişine bakılırsa epey havasından girmiş bu işin. Lavabonun giderinden Alaaddin'in cini gibi çıkıyor. Baksanıza. Biraz su yuttum. Biraz su mu? Hay Allah. Bulaşık suyu. Gönül ilk önce kırık borudan gelen suyu durdurmak için su vanasını kapatacak. Aksi halde bütün mutfağa su basabilir. Devamet oluyor. Oluyor. Evet. Ercan'ın evet. Müthiş oluyor oluyor taktikleriyle Gönül yola çıkıyor. Ay tersin. Oluyor oluyor dedi ama ola ola bu oldu. Nasrettin hocamızı severiz ama bu iş böyle olmaz Gönül. Arkaya doğru pideyi çek. Neyse ki doğru taktik Kaan'dan geliyor çok geç olmadan. Hadi oluyor. Ah Ercan bak yine başladı oluyor. Bak Ercan kardeşim Gönül giderek kızıyor. Sonunda tekmeyle gelecek oralara gibi geliyor bana. Kadıncağız buzul mağduru Titanik gibi gömüldü sulara. Batış tecrübesi Gönül'e yaradı. Bakın şimdi gayet güzel gidiyor. İki tat tutabilir miyim? Tut tut çek kendini şimdi. Vanaya az kaldı hadi bakalım. Gönül iskeleye yanaşmada biraz zorlanıyor. Limanda batan gemilerden olmaz umarım. Bu arada taşkın başladı. Gönül'ün acele etmesi gerekiyor. Az kaldı. Az kaldı. Hadi ama Gönül biraz acele et. Suyu kestikten sonra gazı da durdurman gerekiyor. Oluyor, oluyor. Finale gelmiş gibi davranmak yok. Daha seni bekleyen çok işler var. Hadi bakalım. Gönül şimdi de Ebru'nun erzak kaplarından geçecek. Fakat kolay bir geçiş değil bu ha. Kaşıktan bıçaktan köprüler onu bekliyor. Bir gün kaşıktan düşmekten korkacağı Gönül'ün hiç aklına gelir miydi acaba? Gönül çok temkinli. Tabii bu temkinle kaybettiği zaman da ortada. Geçilmez ya. Orada tabii çok bıçak sırtı bir konu bu. Böyle yavaş yavaş giderken mutfağa ya su basacak ya da ortalık yanacak diye korkuyorum yani. Neyse ki bıçaklarım çok keskin değil. Harika. Gönül şimdi unun içinden bir eldiven bulmaya çalışacak. Formunuza dikkat etmek istiyorsanız üç beyazdan uzak durmalısınız. Bunlardan birini şu an açıklıyorum. Un.
Bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Gönül de şimdi anladı onun ne kadar zararlı olduğunu. Eldivenin tekini bulana kadar çektiği zorluktan Gönül'ün saçına aklar düştü. Harikasın. Oluyor. Eldivenin diğer teki makarnanın içinde. Eldiven deyip geçmeyin. Ebru kuru fasulye gibi akşamdan ıslatmış bu makarnayı. Derin mi bu? Bakalım derin miymiş o? Durmadan dibe gittiğine göre derinmiş bence. Allah'tan can yeleği var üzerinde. Yoksa makarnaya sos olacakmış Gönül. Makarna dediğin ketçapsız olmaz. Ketçabı sevdi Gönül. Ketçabı kafaya yer yemez eldivene ulaştı. Demek ki ketçap dimağı açıyor. Bunu da gıda kodeksine böylece kaydediyorum. Ben sevdiğim için misafirlerimi de sevdiğini düşünüyorum. Çerezler gidiyor. Evet olsun. Ayak hiç maçakta geçemem ya. Geçersin Gönül. Bak Ercan da taktikleri geliştiriyor. Oluyor oluyordan olsuna geçti. İşin zorunu halletti. Sen de geçersin artık bu durumda. Andos tres, ale ale ale, şampiyon biziz, ole ole ole. Tekirdağlı Yılmazlar'da müthiş bir taraftar desteği var. Hadi ama Gönül, bu taraftar bende olsa Süper Lig'i kazanırdım yani ha. Gönül bıçak gibi kesip atıyor bu işi, seyircisini mutlu ediyor. Şimdi sırada kepçe takımı var. Kepçelerin boyuna baksanıza. Neyse Gönül, dua et kullanman gerekmiyor onları. Sadece üstlerinden geçeceksin. Geçen gazetede yazıyordu. Mutfakta hanımlar kendilerini çok yaralıyormuş. Nasıl oluyor diyordum. Oluyormuş, kendi gözümle gördüm şimdi. Kepçelerden üçüncüsünde gözlük var. Gönül fırında dumana karşı korunmak için gözlüğü almaya çalışıyor. Gönül ilkokuldan arkadaşına sarılır gibi sarılıyor kepçeye fakat eski samimiyeti kalmamış anlaşılan. Şimdi sırada fırın var. Fırında pişen pizzanın üzerinden bir şeyler alması gerekiyor Gönül'ün. Bakın bakın Gönül pizzayı bu büyüklükte görünce gözlerine inanamıyor. Şimdi ayağa kalkıp yukarıda asılı olan kek paketini alması gerekiyor. Fakat Gönül'ün ketçaba doyduğu yetmezmiş gibi burada da domates sosuyla başı belada. Fırının sıcaklığından olsa gerek fazla takılmıyor Gönül. Çabuk hallediyor bu işi. Oldu işte bu kadar ya. Gönül standardı korumak için bir kez düşmeyi ihmal etmiyor. Yolculuk kızartma makinesine doğru ve bu kekte yükselti olarak işine yarayacak şimdi Gönül'ün. Ev tehlikeli de olsa Ebru yine misafirperverliği ihmal etmiyor ve serin sütü bolca ikram ediyor Gönül'e. Gönül sona yaklaşıyor. Kızartma makinesinin üstüne çıkıp gaz vanasına uzandığında tehlike giderilecek. Acele etmesi gerekiyor. Kızartma makinesi bir süre sonra kızaran ekmekleri çıkaracak. Şimdi o kaşığı alman gerekiyor. Yukarıdaki kaşığı alman gerekiyor. Gönül bu kez hızlı davranıyor. Daha ekmekler kızarmadan kaşığı yakalıyor ve mutlu son. Geçmiş olsun hayatım. Teşekkür ederim, çok zor oldu. En çok neresi zordu? Şu kaşıklardan geçmek, çok büyük bunlar. Kayıyorlar bir de, yağlı bırakmışsınız. Öyle mi hay Allah, sen neyse temizlemişsindir bayağı. Biraz uğraştım, temizledim. Hadi bakalım normale dönme zamanı. Okey. Gayrım abla neden bırakıyorsun ya? İşte Akçalı ailesi.
Ne yapmış Erci? İşte mutfağımdayız. Maşallahı var vallahi. Ama ben sana güveniyorum Namiser. İnşallah mutfağa göreceğiz. Mutfağa girersin. İnşallah. Sen bu mutfağı alt edersin, çıkarsın, oradan banyoya bile geçebilirsin. Sen vallahi göreceğiz. Evet. Değil mi? İnşallah. Benim tanıdığım Lamiser öyle. Sadece mutfakla kalmaz. Mutfağı şuradan geçer, oradan banyoya devam eder gibi geliyor şu bana. Şu anda beni bütün arkadaşlar izliyorsa benim bunda yapabileceğimi düşünüyorlardır. %100. Çünkü çok devamlı. Beceriklisin. Şansım yaver derse evelallah. Doğa da birinciliği getirince bana çok büyük yük bindi. Çıldırttı beni. Kesinlikle birincisinde. Ben babamla birinci oldum, sen de birinci oldun. Eyvah. Gidiyoruz Hüseyin'e tabii. Eğer senin yüzünden gidemezsek yandık. Hadi şöyle lavaboya doğru alayım seni. Bakayım. Güzel küçücük bir yer bulalım sana. İnşallah bakacağız. Hadi hayatım, şöyle becerirsin sen bu işleri. İnşallah. Sonra da oturur üstüne bir kahve içeriz senden. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Hazır mıyız seçilmek için? Hazırız. Lamisercim. Efendim canım. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Orada da kusura bakma ya. Bulaşıkları biraz ihmal etmişim. Birkaç çay tabağım. Ama evde çocuk olunca bazı şeyler böyle kalabilir. Ya, hiç problem doğru, değil. Doğru. Doğa bekliyor senden. Güzel haberler bekliyor. Zaten. Doğa evde... için. İnşallah. Lamisercim. Canım benim söyle. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsan hadi bakalım. Kolay gelsin. Lamiser de hakikaten tez canlıymış. Hemen işe koyuldu. İlk görevi ise evi su basmasın diye lavabonun altındaki vanayı kapattı. Akçanların annesi Lamiser ev hanımı olmasına rağmen kürekte başarılı. Bayağı iyisin. Sanki daha önce süngerde çok gezmişliğin varmış gibi duruyor. Mahallenin hanımları altın günü yerine kürek günleri mi düzenliyorlar acaba? Lamiser açıkta fırtına olur, anafor olur diye yola sahilden devam ediyor. Ortalığı su basmadan vanaya ulaşıyor Lamiser. Hadi bakalım. Hadi. Lamiser Ebru'nun lavabosunu da kendisininki kadar temiz sanıyor galiba. Gözünü bile kırpmadan dalıvermiş suya. Şimdi un ve makarnanın olduğu minik kaplardan eldivenlerini bulmak zorunda. Kaçıncıda çıkıyor anne? Hadi. Ha, okulda silifke falan oynamış galiba. Kaşıkta çok başarılı gidiyor. Kaşıkta da iyiyiz. Hemen geçtik. Ebru Lamiser'i hamsiyi tavaya hazırlar gibi una buluyor. Başına bir şey gelmese bari. İçinde mi duvarında mı diye baktım. İçinde. Lamiser eldivenin birini unun içinden bulacak. Orada olması lazım. Bizim Lamiser çok yaşa. Evet Ebru haklı canım. Bakın undan uzak durmayan Lamiser'in haline. Çoluk çocuğu bile Lamiser'i tanımakta güçlük çekiyor şu anda. Ya yaşa. Mısır cipsi. Biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar. Ebru fazla üstüne gitme kadının. Elinde bıçak var maazallah. Kaza maza çıkar şimdi. Kime diyorum bak hiç dinliyorum. Neyse ki bıçaklarımı bile iletmedim valla. Akçanların annesi şimdi simitlerden geçerek yola devam edecek. Lamiser hızlı gidince bir an simit tost oluyor. Şimdi kepçe takımından bir gözlük alması gerekiyor Lamiser'in. Biraz sonra fırını geçerken ihtiyacı olacak ona. Biraz salla. Ceyhun'un taktiğiyle kepçeden spatula'ya geçiyor. Bu arada arkadaki su boruları da patlamış ha. Hey gibi Lamiser, hiç aklına gelir miydi bir gün kepçelere aksesuar olacağı? Lamiser gözlüğün olduğu parçaya geçiyor.
Dua et, Ebru'nun kepçe takımı 4 parça. 9 parça olanları var bunların. Yani sen şimdi çalıştım, çabaladım, altın bileziği koluma taktım dercesine gözlüğünü koluna takarak yola devam ediyor. Mutfakta dediği kadar hamara çıkıyor ve zorlu geçişi hatasız tamamlıyor. Şimdi sırada fırındaki pizza var. Fırındaki pizzanın dönüşü damiserin işini zorlaştırıyor. Yukarıdaki keki alıp yükseklik olarak kullanması gerekiyor çünkü. Zıpla! Zıpla! Ay alamayacak. İrem alamayacak dedi ama damiser kızını da utandırıyor ve keki almayı başarıyor. Gider ayak annemizi pizza sosuna yatırıyoruz güzelce. At kendini dışarı. At kendini aşağı. Damiser ister istemez ailenin tavsiyesine uyuyor ve düşüyor pizzada. Hadi bir şey kalmadı. Hayır, hayır, şu an bu kadıncağız da ne çektiyse ailesinin tavsiyelerinden çekti galiba. Allah'ın seviyorsan, beni seviyorsan yap. Ya Doğa, ısrar etmeyin kadıncağıza. Zaten saçını süpürge etti sizler için. Hala ısrar. Ebru enerji vermek için süt ikram etmeye karar veriyor. Damiser hafif kaysa da sütün cazibesine kapılıp sürüklenmiyor. Şimdi tepede duran oyuncak kaşığı alabilirse gaz vanasını kapatabilir. Yoksa ev elden gitmek üzere. Zıpla. Zıpla, zıpla. Ah, o da istemez mi zıplamayı? Şu kepekli tost ekmekleri bir izin verse neler yapacak ama. İşte boşa demiyor diyetisyenler ekmeğin fazlası zarar diye. Lamiser bunu çok iyi anladı şimdi. Sırrı saymaktaymış. Düğümü minik Doğa çözüyor. Ve işte akşamlar için mutlu son. Bravo. 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 Ebru'cum bittim. Seni bir an evvel normale çeviriyorum. Şöyle karşılıklı bir konuşalım bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Normal boyutlara hoş geldin. Alayım seni şöyle. Evimi kurtardığın için sana çok teşekkür çok ediyorum hayatım. Benim. Çok sağ ol. Ay çok zevkliydi. Vay dedim ne oluyorum. Bak eve dön. Ben kızlarla da alışıyorum. Şeyden çok kayıyoruz ya. Ha, şeyde ya, o tatillerde falan karar mısınız? Evet. Ha, iyi o zaman. Ama şimdi bak eve döneceksin. İlk yıkarken bulaşık şöyle gözün lavaboya vallahi takılacak. Bakacağım ha. Ve böyle içine uzun uzun vallahi bakacaksın. Bakacağım. Ve buralarda nasıl geçti? Ama güzeldi ya. Güzel miydi? Zevkliydi, zevkliydi. Çok zevkliydi. Hakikaten zevkliydi. Eğlendiğine göre sevindim. Ben de çok sevindim. Görevinde yerine gerçekten eğlendim. Getirdin. Yani hakikaten hayatıma bir renk kattı. Renk kattı. Küçülmenin ne demek olduğunu da anladım. Büyük eşyalarla yaşamadım. Ecem çalışırken Kaan Bey de inşaat kontrolörü gibi başında durup onu denetliyor. Heyecanlı mıyız? Çok. Heyecanlı çünkü ben anlıyorum böyle oradan buraya böyle dalga 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 geliyor. Dalga dalga geliyor. Hissediyorum. Evet. Ha? Çok heyecanlıyım. Niye heyecanlısın? Düşmekten korkuyorum. Ha. Evdeki kendi evinde küçülseydin. Nerede küçülmek isterdin? Bahçede olsun. Cesur suya bahçede. Birisi üstüne bassa. Basması. Ya ev bence o zaman daha eve dönelim. Eve dönelim. Evde nerede küçülmek isterdin? Mutfağa gelelim. İşte bak bir çocukluk hayalini daha gerçekleştiriyoruz. Tamam, mutfak seni mutfakta küçültüyoruz. Nereden nerelere? Gözüm üstünde merak etme. Tamam. Hadi seni yavaş yavaş şöyle babaya doğru alayım İmran. Oraya otur. Evet 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 tamam şöyle. Bardaklara dikkat et. Tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İmrancığım merak etme düştükten sonrası kolay. Hem zaten gözüm hep üstünde olacak.
üstünde olsun ki yardım edebileyim. Şunun biraz böyle inme yeri olsa daha iyi olacağım. Böyle çok dik görünüyor. Düşmesem iyi olur. Ama merak etme, çok güzel suların içine gireceksin. Ferah ferah, sana çok iyi gelecek. Ama lavaboların suları hiç ferah ferah değildir diye tahmin ediyorum. Çok titiz misindir? Aşırı titiz değilim. Ya iyi o zaman, çünkü yani bulaşık suyu olduğu için böyle bir sormak istedim. Evet, tahmin ettim zaten. Übren hazırsan. Hazırım. Başla. Ümran düşmekten korkuyordu ama düşerek başladı yolculuğa. Bunu atlatırsa daha da korkmaz herhalde. Gayet iyi gözüküyor. Tam gaz devam ediyor yola. Ha, gaz demişken gaz kaçağını bir an önce kapatan anne aileye birincilik getirecek, biliyorsunuz. Anneler süngere alışkınlar. Bu yüzden süngere binmekte zorlanmıyorlar. Fakat küreği kullanamıyorlar. Vallahi sen şimdi burada ne kadar kuvvet harcadığını bile hesaplarsın. Fizikçisin çünkü. Açıyı hesaplıyorum. Açıyı hesaplıyorsun. Ümran Tekirdağ Saraylı ve fizik öğretmeni. O yüzden de açıyı hesaplıyormuş. Fakat hocam, fizikteki hesaplar ıslak prensibine göre yapılmıyor. Dikkat edelim, kaymayalım, serbest düşmeyelim. Lavabo pistir diye burnunu tıkayıp atlıyor suya. Bengi babasının performansını eleştirmişti. Bakalım annesi ona yaranabilecek mi? Ümran şimdi yemeklik malzeme kaplarının üzerinden geçerek yoluna devam edecek. Hocam nereye? Soğuk suyun etkisinden olsa gerek, Ümran kestirmeye sapıyor. Hadi ağırlık merkezini bul. Şafağın da ağırlık merkezine takmış olduğunu görüyorsunuz. Ümran pilavdan döndü. Bakalım kaşık kırılacak mı bu arada? Yok, beklenen olmadı. Ümran kaşığı kırmadan ve çok seri geçti. Emre ne bedeli, biraz dağınıktır, sen aldırma onu, evet. Bakın, bıçak gibi tehlikeli bir araç söz konusu olunca Ümran yavaşlıyor. Ebru Ümran'ı ona buluyor. Pane yapacak herhalde. Ümran pane halde eldivenlerden birini bulmaya çalışıyor. Ebru yeter sende ama. Kadıncağız un taşıyan fırıncılara benzedi. Hala döküyorsun, ayıptır canım. Can yok. Orada olması lazım. Ölçüde kulak memesi kıvamına erişebiliyoruz hamurda. Kulak memesi. Ebru hamur için diyor, fakat sanıyorum Ümran yoruldu, kendisi kulak memesi kıvamına geldi. Hadi babacığım. Evet. Ümran ona bulanınca öz evladı bile tanıyamadı kendisini. Hadi babacığım. Evet. Ay babacığım. Hadi. Eyvah, belli hareketlenmeye başladı. Hadi. Boru patladı. Boru patlayınca Ümran kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Biz buraya Disney'e gitmeye geldik. Gitmeye geldik. Biz buraya Disney'e gitmeye geldik. Hadi Ümran, bak yükün ağır. Disney için tüm Yılmazlar sana güveniyor. Ümran insanüstü gayret sarf ediyor. Kolay göründüğüne bakmayın ha. Öyle evde kepçeyle çorba karıştırmaya benzemez bunlar. Evet, gözlük o kepçede. Bunu başarırsa gözlüğe ulaşacak. Ümran geçti ama bahse girelim, eve döndüğünde ilk işi bu eğik spatulayı mutfaktan atmak olacak. Ümran buraya kadar gelmişken inişi de havalı yapıyor. Bak bak bak. Ah,
Fırından dumanlar yükseliyor. Oradaki sıcak pizzanın üzerine çıkmak oldukça zorlayacak Ümran'ı. Fakat kaçış yok. Çünkü alması gereken kek paketi pizzanın üstünde asılı. Siz ne için koşturun? Ölümüne koşturun. Şafağa bakın siz. Kadıncağız helak etti kendini. O hala Disney diyor. Ya biraz önce sen plakçaların üstünde 45'lik plak gibi yatıyordun ya. Hadi Ümran al şu keki de sonra oturur dinlenirsin. Hay Allah, oturup dinlenirsin dediysem keki aldıktan sonra diyorum Ümrancığım. Çok yüksek. Ümran sıcağın etkisiyle yükseği alçağa karıştırıyor. Yapma Ümran, kek kafana vuracak neredeyse. Hadi, hadi. Aa! Eyvah, acele acele diye diye Ümran'ı harcadık yine. Aman neyse ki bir şey yok. Ben onlar kadar ısrar etmemiştim zaten. Ümran kusura bakma. Fırında iyice ısındıktan sonra kızartma makinesine doğru ilerliyor şimdi Ümran. Son görev başlıyor. Heh, sütle devrilince ısınma problemi de kalktı ortadan. Güzelce serinlemiştir şimdi. Helal olsun sana, helal olsun. İşte örnek bir aile dayanışması. Bravo Tekirdağ Saraylı Yılmazlar. Tehlike bitmek üzere. Ümran kızartma makinesinin üstündeki kaşığı alıp vanayı kapatınca her şey hallolacak. Korktuğum oldu. Ekmekler kızarınca Ümran dengeyi bulmakta zorlanıyor. Ekmekler de Ümran'ı kovboy durumuna getirdi bu arada. Ümran son bir gayret, hadi. Her şeye rağmen düşmeden kaşığı almayı başarıyor. Haydi, büyük geçmiş olsun. Sen mükemmelsin. Hadi anne, hadi anne, hadi. Muhteşemdin Ümran, çok iyiydin, çok iyiydin. Tam finale yaklaştıkça şiddeti artırdı. Baston şekerle Ecem'e girişmez inşallah. Mutfak etabı sonunda mavi aile Tekirdağlı Yılmazlar sonuncu olarak 4 düğme aldılar. Kırmızılı Akçanlar minik Doğan'ın olay çıkarmasına sebep olacak bir ikincilikte 3 düğme alırken yine Tekirdağlı fakat Saray ilçesinden sarı renkli Yılmazlar birinci olarak sadece 2 düğme aldılar. Az düğmesi olanın avantajlı olduğu ekstra ekstra small'da ikinci tur sonunda Akçanların toplam 5 düğmesi var ve hala önde gidiyorlar. Şimdi Akçanların minik kızı Doğan'ın sonuçlara tepkisine bakıyoruz. İkinciye olan aile Akçan ailesi. Doğa annesinin ikinciliğinden hiç memnun kalmıyor. Ne oldu? Neden? Yapamadım anne. Ben çok güzel yaptım anneciğim. Yapamadım anne. Anneciğim hiç önemli değil yavrum aşkım. Ondan. Eyvahlar olsun. Kesin birinci sıra takım. Ümran birinci. Bak ben söyledim anne. Ablan nasıl? Biz zaten eğlenmeye geldik anneciğim. Ne diyorsun? Eğlenmeye falan gelmedik anne. Bu yarışmayı kazanmaya geldim anne ben. Ben hepsinden de birinci olmak istiyordum. Niye böyle oldu ya? En sonunda da hepsinde birinci olduğunda en sonunda da yine birinci olurduk anne. Akçanlar, 5 düğmeniz var. 5. Evet. Yani şu anda en az düğmeye sahipsiniz. Şaşırdın mı? Bak en az düğmeye... Şaşırdın mı buna? Ha?
Erazüye'ye sahip olmak. Önemli anneciğim. Erazüye'ye men sahip olmak ne demek biliyor musun? Baban az iş düşüyor. Baban az iş düşüyor demek. Ya. Peki Yılmaz ailesi kaç düğmemiz oldu? 6. Yılmaz ailesi. En zengin ailemiz. En zengin. Düğme zenginisiniz. Düğme zenginisiniz. 7 tane düğmeniz var. Anne bir tane. Binelim otobüse gidelim anne. Ne? Yarışmayı terk etmeye kalkan bir küçük yarışmacı. Nereye gidelim yavrum? Kolay da değil ya. Yurt dışına anne. Neden yavrum? Anne odada çünkü köpek anne var anne. Hayır hiç köpek falan yok. Var anne köpeği yemi var, tasması var, ondan sonra şeyi var. Hayır, gördüm anne ben anne. Bak Kaan bile güldü ya. Kaan bile güldü. Kaan bile güldü. İnanır mısın? Kaan'ı bile güldürdün. Hadi o zaman çocuklarımıza bir moral alkışıyla çocuk odasına gönderiyoruz. Hadi. Çocuklar yetişmezse Ebru'nun külüstür vantilatörü evi yakacak. Çocuklar evi kurtarmak için öncelikle oyuncak araba yıkama istasyonuna çıkıp oradan çılgın bir iniş yapacaklar. Ardından top sepetinden eldiven toplayarak geçtikten sonra tankın top atışları arasında nefis kirazlı jöleye ulaşacaklar. Paylarına düşeni yedikten sonra cetvel üzerinden inerek Ebru'nun minik kızı Duru'nun spor ayakkabılarına tırmanmak zorundalar. Umarım arada yıkanıyordur bu ayakkabılar. Çikolatalı pastayla güzelce çırpıldıktan sonra boya paletinde renkten renge girecekler. Yoldan topladıkları baston şekerle satranç tahtası üzerinde ilerleyip vantilatörü kapatacaklar. Fakat vantilatörün rüzgarı bu ilerlemeyi biraz zorlaştırıyor. Haberiniz olsun. Büyük çocuk vakitler. Bengü'ye Zeynep. Nasıl buldunuz odayı? Oda biraz dağınık ama biraz eğlenceliye benziyor. Biraz dağınık, biraz eğlenceli. Zaten biraz dağınık olunca biraz eğlenceli olmuş oluyor. Peki iki kardeş nasıl anlaşırsınız? Arada sırada kavga falan ediyoruz ama. İşte ben o arada sırada biliyorum. O arada sırada çok mu oluyor, az mı oluyor? Orta. Orta şey, arayı buluyoruz. Arayı buluyorsunuz. Evet. Çok konuşmaz mısın? Konuşurum. Konuşkan mısın? Çok konuşur ama. Sahi mi? Evet, evde falan ciyak ciyak bağırır hep. Ben buraya geldiğinden beri hiç sesini duymadım. Sadece böyle neler anlatır? Çok şarkı söylüyor öyle. Alıyor mikrofonu, şarkı söylüyor bağıra bağıra. Zeynep'ciğim neler söylersin? Hepsi birden iki tane... Yok, bir tane şarkı söylerim. Hep aynı şeyleri söylüyor. Evet, hem biraz... bağıra bağıra söylüyor. Hem bağıra bağıra söylüyor, hep aynı şeyleri söylüyor. Biraz of sıkılıyor. Ya, of ya, biraz arada repertuarı değiştir, arada bir değişiklik yap. Peki burada nasıl anlaşacaksınız bakalım? Burada biz anlaşacağız. Anlaşacak mısınız? Evet, yapacağız. Oo, el ele de verdik. Ablam feci halde vantilatöre bakıyor, oradaki durumu vahim gördün galiba ha? Zor mu geliyor sana? Oradan gözünü alamıyorsun o vantilatörün ipinden. Boyutluyken kolay. Gidip oradan kapatabilirsin ama biz küçülünce. Ama siz Yılmaz ailesinin çocuklarısınız. Yılmazsınız değil mi? Evet, yemeyeceğim. Tamam o zaman. Hazırsanız sizi küçülteceğim. Şöyle yastığa doğru yaklaşıyorsunuz. Nasıl? İyi misiniz bakalım? Kalkın, kalkın, kalkın. Öyle çok yatmaya alışmayın. Sizi bekleyen bir görev var. Nasıl gözüküyor oda? Büyük. Büyük. Kalkamadınız mı? Çok sevdiniz herhalde orayı siz. Kalkamıyorum. Hadi o zaman kalkın şöyle rampanın başına doğru ilerleyin bakalım. Hadi o zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Annelerinin galibiyetinden sonra düğme sayısını kontrol altına alan sarı ailenin afacanları Bengi ve Zeynep neşe içinde yola koyuluyorlar. Kızlar acele edin biraz. Ortalık toz duman oldu. Bu vantilatör her an tutuşabilir. Çıkamadım. Ve fırçasız yıkamaya varıyor çocuklar. Bakalım köpük onlara yakışacak mı? Ya bağırışmayın. Bu afacanları evde banyoya sokmak da sorun oluyordur herhalde. Kaygan yol, kabak lastikli. Kaza kaçınılmaz oluyor. Bakın bakımsız araç kazaya sebebiyet veriyor. Hadi. Hadi tırman. Tırman daha hızlı. Neyse ki yaralıyor. Büyük geçmiş olsun.
Patlasa da yenisini alırız Zeynep'ciğim, merak etme, devam etsen. Zeynep sepetin dibini gördü. Bengi de geliyor ardından. Kardeş dayanışması işte bu. Bengi rodeoya yetenekli görünüyor. Topların içi market açılışı gibi oldu. Bir kaos yaşanıyor orada. Zeynep ve Bengi sepetin kenarındaki eldivenleri almak zorunda. Hadi gel ablacığım. Bengi eldivenin tekini buluyor. Fakat bir tane daha bulman lazım Bengi. O hangi birinize yetsin? Bengi ablalığın hakkını veriyor. Bakın eldiveni kardeşine verdi. Kendisi yenisinin peşinde. Çok geçmeden onu da buldu işte. Görünen o ki yolculuk ağır tankçı ateşi altında yapılacak. Çocukların işleri zor. Bengi ve Zeynep eldivenlerin diğer çiftlerini kirazlı jölenin içinden bulacaklar. Çık. Hayret, genelde çocuklar tatlıyı severler ama. Solu mu olmuş ne? Bu da mı? Açamıyorum. Buldum. Ya çocuğa bir sevinç yaşatmadınız ha. Tam eldiveni buldu, sırtından vuruldu. Kaldı bir eldiven. Yokluk işte. Çocuklar iki eldiveni bir araya getiremediler. Bengi efsunlu galiba. Ağır darbeler hep Zeynep'i buluyor. Hadi yardım edelim. At şunları dışarı. At. Yürüyemiyorum. At. Tankın taciz ateşinden bunalan Bengi misilleme yapıyor. İyi de hepsi boş ki bunların. Muhakkak dolu olanı vardır ve o en sonunda seni bekliyor olandır. Bir tane açamadığım vardı, onu dışarıya mı attın? Yok. Bir tane arkanda var. Oh ya be. Gördün mü, gelmiş seni bulmuş orada. Eyvah, Bengi tanka saldırıyor. Aslen uşaklı galiba. Sen uzaylıya taş atarsan onun da eli armut toplamıyor haliyle. Hadi hadi hızlı ol, ayağa kalk. Ayağa kalkmayacağım. Git 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 hadi. Hadi bir tamam. Şey olmayacak hadi Zeynep hadi. Bu da jölenin kıvamını abla, tutturmuş abla, hadi. Hadi. Cetvelden boyunun ölçüsünü alan kızlar şimdi de Duru'nun ayakkabılarına tırmanacak. Ventilatörden dumanlar çıkmaya başladı bile. Haylazlar jölede oyuna dalıp çok zaman kaybettiler. Yaktınız bizi kızlar. Şimdi şarkıyla uğraşamayacağız. Çık gidelim. Ayaklarım kayıyor. Hadi bir şey olmaz çık. Oh, ya Duru Bey. İpten çek, ip kendini çek. Bengi ve Zeynep şu anda Duru'nun hep terlikle gezmesini ne kadar isterlerdi bir düşünsenize. Bu arada Duru'nun ayakkabıları da çok havalı. Hadi Bengi üstüne Zeynep, çek. Zeynep hadi üstüne çek. Hadi bakalım hadi çek 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 kendini. Hadi tut. Bengi baktı olmuyor. Zeynep'i zirveye kuş gibi konduruyor. Evet ya Zeynep, yağlı. Ebru'nun kızı Haylaz Duru'nun işleri hep bunlar. Yıkamadan koymuş ayakkabıyı oraya. Zıplayan koltuklu otobüs şoförlerini hatırlattı Zeynep bana. Hey gidi günleri. Tekirdağ saraylı Yılmazların kızları şimdi pastaya dalacak. Hadi bakalım. Ya dur bir yere tutmayayım. Hadi. Hadi. Kalk. Atla içine. Şekerlerden sadece birinde işlerine yarayacak bir gözlük var. Hadi, hadi ablacığım. Açma. Bak parmaklarınızı bir yere bırakın. Uzak köşeye bak. Açamıyorum. Bengi'nin şansı yaver gidiyor. Bu kez gözlüğü çabuk buluyor. Hadi Zeynep. Tak ablacığım. Bengi yine kardeşine öncelik veriyor.
Nereden çıkacağız? Hadi hadi yakın o ventilatör yanıyor. Pastayı çok sevdiniz galiba. Çok lezzetli. Yeni jenerasyonun lezzet anlayışı da epey bir değişikmiş ha. Hadi çabuk hadi. Çabuk pastayı hadi. Hadi ablacığım hadi. Gözlüğün biri tamam. Şimdi sıra boya paletinde saklı ikincisini bulmaya geldi. Zeynep temkinli, sürekli zemini kontrol ederek ilerliyor. Ya çocuklara bir duygusal an yaşatmadınız ha. Azıcık duygu çıkar çıkmaz tank ateşi başladı. Ya çok sert çarpıyor bunlar. Bilsen ki top çarpmasından kötüsü var, hiç şikayet etmezsin herhalde. Bengi yine hızlı davranıyor ve gökkuşağı olmaktan kurtuluyor. Henüz sadece yeşil yemişti çünkü. Ha, kırmızı da geldi, tam oldu. Hadi Angelik. Hadi tamam. Hadi. Tamam. Hadi, hadi şimdi yola devam. Hadi gayret çocuklar. Vantilatörü kapatacak baston şekeri bulmaya geldi sıra. Ebru ne yapıyorsun? Çocukların kısmeti kırmızıdan açılmış. Kırmızının abına ne varsa döküldü üzerlerine. Son ve zorlu göreve geldi sıra. Vantilatör kapatılacak. Fakat öyle uzaktan durduğu gibi durmuyor vantilatör. Fırtınalar kopuyor aşağıda. Vantilatör kıvılcımlar çıkartmaya başlamış bile. Ya çocuklar yakmayın kendinizi. Dikkat edin. Afacanlar bir süre Moonwalker figürleri yaptıktan sonra oturup dinleniyorlar. Şimdi de bu haylazlar şekeri paylaşamıyorlar galiba. Fakat bu Zeynep çok şanslı. Baksanıza ablası onu her yerde sırtlıyor. Şaka bir yana neşelerini hiç kaybetmiyorlar. Görev zorlu fakat bir o kadar da eğlenceli. Elinden tut kaldı. Çok yaklaştı. Olacak galiba. Ya yanmadan şurası yetişseler bari. Zeynep de hep ablasını örnek alıyor. O düştü mü dakika durmuyor atlıyor yere. Çok eğlenceli. Hadi çocuklar. Resmen yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Bengi yangın tehlikesini unutarak rakibin filini alıyor ve şah diyor. Vantilatöre ulaşıldı. Oralarda bir şeyler patlamadan umarım hallolur bu iş. Hadi çocuklar. Canlarım benim be, canlarım benim be. Tekirdağlı Yılmazlar gerçekten de yılmayıp vantilatörü durdurmayı başarıyor. Bengi çok iyisiniz. Çok eğlendiğini. Canım benim eğlendiğine çok sevindi. Ama sanıyorum yanındaki aynı fikirde değil seninle. Sanırım ama çok biraz oldu. Yavaştık ama çok eğlenceliydi gerçekten. Ne diyorsun Zeynep? Çok... Satrançta çok yoruldum. Satrançta çok ay yoruldum. Evet ya bu ne kayganlık. Pastayı mı sevdiniz jöleyi mi? Pasta eğlenceliydi. Pasta, en çok pasta. Evet bir türlü çıkmak bilmediniz pastanın içinden. Çıkamadık. Ya en sonda yapışmış Zeynep'in arkasına. Oh be! Onu arıyoruz yarım saat. Ama pasta çok eğlenceliydi. Hadi ablacığım. Açık mı? O sular falan çok güzeldi ya. Parlasın, unutmasan diyorsun. Bengü sağ ol Bengü. Gel aşkım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok başarılıydınız. Bravo size. Normale döndürüyorum sizi. Ya, birazcık daha kalsak çok eğlenceli. Hayır kalmayalım. Sen orada çok eğlendin değil mi? Burası çok eğlenceli. Neyse eğlence bitmiyor. Daha sırada makine var. Çamaşır makinesi var.
Suya girecek olan baba. Belki babana ikna edersin, yer değiştirirsiniz. Belli mi olur? Neyse, dönelim artık. Ekstra ekstra Yılmaz. Bu yarışmada hiç Yılmaz. Kaan ve Ecem. Nasıl? Duru'nun odasını beğendiniz mi? Nasıl Kaan? Senin odana benziyor mu? Valla benzemiyor. Benim de bundan var dediğim bir oyuncağın yok mu? Yok, bir de pis olması. Benim odam çok temiz mi diyorsun? Ha? Benim odam daha temiz. Annem pek öyle demiyor ama. Ben dağıtıyorum, annem topluyor. Ha, burada Duru dağıtıyor, ben onu size bir kez daha dağıtıyorum. Ya senin annen de dağıtsaydı ne yapardın? Bir şey yapmazdım, kendisi temizlesin. Ben bir tek yatağımı topluyorum, bir de annemle bazen pasta yapıyorum. Belki inmişken pastanın yanına şöyle bir tadına bakar, neyi eksik, neyi fazla söylersin bana. Yok, ben almayayım. Beraber iyi anlaşır mısın? Evet. En çok neyine gülüyorsun onu? Söyleyeyim mi? Birazcık ipucu ver. Hayır. Birazcık. Hayır. Birazcık. Hayır. Hayır. Peki, belki yarış esnasında verirsiniz. O zaman verebiliriz. Söz veriyor musun? Aa, söz de vermiyor. Ecem sen? Belki tesadüfen olur. Ama bile bile yapamıyorum. O işte. Ecem söyleme, Ecem söyleme, Ecem söyleme. Ecem söyle. Bak bak, eğer ki söylemezseniz şimdi gönderiyorum sizi. Yarış esnasında Ecem söylemezse sizi büyütmem ona göre. Hayır, sen. Tamam. Söyle miydi? Söyleyeceğim. Ha, söyleyecek. Söz veriyorsun. Yoksa vallahi büyütmem bak. Bak büyütmem. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Şimdi size güveniyorum. Böyle sesler güçlü güçlü çıkınca içim daha rahat ediyor. Bu görevi inşallah halledeceksiniz. Bir an evvel vantilatörün ipini çekeceksiniz ve kapatacaksınız. Yoksa o da birbirine girer. Vallahi ben size söyleyeyim. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kaan ablasından önce indi. Tabii olaya ağırlığını koydu. Ecem. Efendim. Sırrı açıklayacaksın değil mi? Açıklamayacak. Neden? İşte. Sizi yavaş yavaş rampanın başına doğru alayım bakayım. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız başlayın. Ecem'le Kaan şu ana kadarki en iyi başlangıcı yaptılar. İlk önce köpüklü yıkamadan araçları alıp aşağı inecekler. Fakat o da ne? Ecem Kaan'ı unutuyor bir an. Aa, bu arada vantilatör tozu dumana katmış. Şimdiden tehlike büyük. Az köpüklü Kaan ve bol köpüklü Ecem harekete hazır. Kaan ablasıyla arayı epey açtı. Hızlı bir sürücü anlaşılan. Ağırlık burada bir avantaj tabii ki. Ecem arabayı önden gönderip yolu açtırdı. Şimdi kendisi yayan. Yani daha doğrusu kayan kayan gibi. O kadar araba hazırladım. Niçin yayan? Ecem ve Kaan çok köpüklendiler. Köpük topları kaydıracağından biraz zorlanacaklar tabii. Beni de ettiriyorsun o zaman. Kaan başlangıçta sinirleniyor biraz. Ecem ise alttan alıyor. Dikkatli bakın sağınıza solunuza. Eldivenler orada bak, buradan da görünüyor. Kaan bak, biraz daha orada oyalanırsan Ecem sırrı açıklayacak sana değil. Ben burada kaldım, açıklamayacağım. Çok kaygan, çıkamıyoruz. Okul bahçesinde top sektirmeye benzemiyor bu işler Ecem. Sızlanmayı bırak da geç şu minik topları. Vay vay vay, topu yerinden oynatıyorlar. Evet Ebru, bu afacanlar Duru'nun odasını daha da perişan edecek anlaşılan. Sepetin kenarlarına basarak gidin öbür tarafa. Ecem. Ya bana neden bırakıyorsun? Eldiven değil de kaşıkçı elmasını bulmuş kadar sevindi Ecem. Seslere bakılırsa Kaan durumundan memnun değil. Nereye taşıyacağız şimdi? Kaan'a eldivenden çok merdiven lazım bence. Ecem bulduğu ilk eldiveni kardeşi Kaan'a verdi. Şimdi sepetteki diğer eldiveni bulmak zorunda. Kafa atamadın mı Kaan şu topa? Yapacağım ya, çok sinir bulmam.
Ecem bayağı hırs yaptı. Gel. Ecem top cambazı gibi ilerliyor toplarda. Ve ikinci eldiveni de eliyle koymuş gibi buldu. Aa, ne yapacaksın hayatının geri kalanını o top sepetinde mi geçirmeyi düşünüyorsun? Hadi çık, daha çok eğlenceli bir sürü şey var. Kaan babasıyla yarışırken düşmedik yer bırakmamıştı. Her şey tekrar mı başlıyor yoksa? Bu arada tank da işlemeye başladı. Ecem de Kaan'a uyuyor ve uyum içinde ilerliyorlar. Şimdi sırada kirazlı jöle var. Eldivenlerin diğer çiftleri jölede gömülü. Onları bulmaları gerekiyor. Evet. Şimdi jöle keyfi yaşama zamanı. Ecem ve Kaan her şeyi kardeş payı yapıyorlar. Kaan'a kiraz düşerken Ecem'e tank topu düştü. Eşit sayıda. Yakın yani. Yumurtaları açın, içinde gözlük var. Hadi. Bir tanesini buldum. Yok. Yok. Ecem de çok sinirli çıktı ya. Başta kıkır kıkır gülüyordun. Seni buldum seni. Heh, buldun mu? Bak eldiveni bulunca kıkırdı başladı yeniden. Afacanlar çok şanslı. Eldivenleri gerçekten hızlı buldular. Ayak Hakan, ayak Hakan. Tamam. Bakalım Kaan cetvelden inebilecek mi yoksa boyunun ölçüsünü mü alacak? Yani bu da bir şeydir. Bu yaşlarda boy gelişimini takip etmek faydalı bir şey. Çocuk cetveli geçti, geçti ama başına da gelmeyen kalmadı yani. Ecem de kardeşini yalnız bırakmıyor yine. Bunun da boy ölçüsünü alıyorum. 30 santimlik oluyor. 30 santimlik olması lazım. Duru'nun az kullanılmış Eflatun ayakkabıları minik Yılmazları bekliyor. Kaan hadi. İpi tut. Hadi kalk. Kaan ağaç dibi gölge bir yer bulunca kendini istirahate çekiyor. Ayağa kalk. Şunu tut. Tut. Bırakabilirsin. Ah be Kaan'cığım. Bırakmasa daha iyiydi sanki. İpi tut. Oh. Ya bak dedim ya, ben sana. Çıplak elini daha iyi. Ya ittirme ya. Tamam ittirmiyorum o zaman. Allah Allah. Karışma çocuğa ya Ecem. Bak çok sinirlendi birden. Ne oldu? Yapayım diyeceğim. Kaan Ecem'e isyan etmeye başladı resmen. Kaan'cığım eskiler ulu sözü dinlemeyen ulur demişler. Bak uyarayım ha. Gel üstüme. Ecem'in omuzlarına genç yaşında ağır sorumluluklar yüklendi. Kaan da ablasının iki büklüm olmasına dayanamayıp ona yandaş oldu. Tamam Kaan ben çıkmaya deniyorum hadi. İşler tersine döndü dur bakalım. Çık üstüme. Ha Ali Veli ha Veli Ali değişen bir şey olmadı. O kadar da tutamıyorum. O kadar da tutamıyor yani. Kıyamam, onun da bir gücü kuvveti var yani. Sen bana bas. Ya ben neden bu kadar çok deniyorum ya? Aranızdaki sırrı söyle, ben de oraya çıkmanın sırrını söyleyeyim sana. Olmaz, ben kendim başaracağım bunu. Biz kendimiz başaracağız. Onu sana ben söylerim. Hadi, hadi bakalım yardımlaşın. Hep beni uğraştırın hocam ablayım. O zaman yapmak istiyorsan yat. Bir ayağını da tuttuktan sonra şuna basmaya çalış. Ecem'in sesi değişti. Aa. Yoruldu galiba. Çıkamıyorum. Ecem yarışma sonrası için planlar yapıyor. Harikasınız. Süper. Süper. Afacanlar şimdi o küpü basamak yapıp çikolatalı pastanın içine dalacaklar. Ecem halde çalışsa bu kadar yük taşırdı herhalde. Hadi.
Hadi çocuklar, yandı ortalık. Daha yol uzun. Beni yalnız bırakmayın. Pastanın içindeki şekerlerden birinde gözlük var. Fakat bu kadar dönerken bulmak hiç de kolay değil. Ecem bir şeyleri bulmada çok hızlı. Bir de araları hızlı geçebilsene. Dur. Hadi. Hadi şimdi ayağa kalk. Nereye gideceğiz? Bu kadar pasta yemek Kaan'ı epey yıprattı galiba. Gene döndürürüm ha. İndiniz indiniz. Hadi gel. Of. Ya hiç benim yaptığım bir şey beğenmeyecekler. Baba hiç beğendim, hiç güzel olmamıştı. Sırada boya paleti var. Bir gözlük de orada saklı. Ne biçim takmışsın şunu Ecem abla ya? İyi ressamları görünce boyalar kendiliğinden geliyor. Ecem çalışırken Kaan Bey de inşaat kontrolörü gibi başında durup onu denetliyor. Kaan resimden de sanattan da soğuyor şu anda. Ecem abla hadi. Hadi devam edin bakalım santranca. Boyaya doymadım diyenlere bu da yolluk oldu. Neredeyse bitiyor. Şimdi baston şekerin incesini alıp onunla vantilatörü kapatacaklar. Son bölümde Kaan'ın başına çok şeyler geldi. O kadar değişik düşüşler yaşadı ki bundan sonraki hayatına dansçı olarak devam edebilir. Finale yaklaştıkça şiddeti artırdı. Baston şekerle Ecem'e girişmez inşallah. Ecem ve Kaan hakikaten yılmazlar olduklarını kanıtladılar. Fakat bu arada Kaan gider ayak yine düşmekten kurtulamadı. Durdum. Bakayım size şöyle bir. Sır yok mu bana? Yok. O zaman büyümek yok size. Orada piyonların arasında yaşayın. Gözünü çıkarsana. Sanki yarışacağız. Gözünü çıkarsana, daha fazla ağlatma ya şu çocuğu. En keyifli yer neresiydi? Söylemeyeceğim. Aa, sırrı söylemiyorsun. Eğlendiğin yeri söylemiyorsun. O zaman en zor yer neresiydi, ben orayı söyle. Ben eğlendim, ben söyleyeyim mi? Söyle bir tane. Şu şeyde, şunlardan öyle. Cetvelin oradaki şeyden eğlendim. Ha, öyledir mi? Kiranın işleri şeyden. Ha, işleri ben şeyden. De bunda eğlendim. Bir dakika, bir dakika. Doğru mu duyuyorum? Satranç tahtasında eğlendiğini mi söyledin bana? Evet. Eğlendin mi? Evet, ama Ecem ablamın yüzünden çok güzel eğlendim. Ben de orada çok eğlendim Kaan. Zevklerimiz aynı seninle. Çekiyor beni, çekiyor. Geriye yapışıyorum, kendisi gidiyor. Unutmuşum. Unutmuş musun? Eşya unutuyor sanki. Ya gene de çok teşekkür ediyorum ben size. Hadi hadi. Aferin size. Canan'ın sevimli. İşte Akçan ailesi. Hay Allah.
Hay Allah. Yapılacak şey mi bu şimdi size? Hı? Dua ya, şu annenin yaptığı işte ya. Annem birinci olsaydı daha rahat olacaktınız ama şimdi her şey senin elinde. Bir de sana çok zor görevler düşüyor değil mi hayatım? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben birinci olmayı daha da çok seviyorum. Her şeyde birinci olmak istiyorum. Annem en bana sağa bak sağa bak diyoruz, gidip sola bakıyor. Sen şimdi burada bir şey de yapamazsan Doğa sana çok sinirlenmez mi? Sinirlenir herhalde. Annem yaptıklarından sonra bana da çok sinirleneceğini düşünüyorum. Onu da anne öyle avalamam bakmayacak böyle. Korkmuyor musun? Korkuyorum. Sen en iyi nerede? O kaydıraktan mı kayarsın? Pastadan mı geçersin? Pastadan mı geçeceğiz? Pastadan mı geçeceğiz? Abi bilmiyorum, bak geçersin yolun üstüne gelirse pasta. Geçersin. Bak kayacağız. Oraya geleceğiz. Şuraya basıyoruz, şuraya basıyoruz, şuraya basıyoruz ve ipi çekeceğiz. Çok da zor değil diyorsun öyle mi? Hı hı. Hadi bunu yarış sonunda bir kez daha konuşalım, tamam mı? Hadi bakalım. İrem, sana başarılar diliyorum, ekstra ekstra. İrem'in işi zor, yanında Doğa var. Annesine yaptıklarını gördükten sonra İrem'e ekstra başarılar dilemek istedim. Ben bile korkuyorum. Çocuklar. Efendim. Çocuklar iyi misiniz? İyiyiz. Şöyle kalkın bakayım bir ayağa. İrem sen de nasıl gözüküyor bakalım her şey? Küçük olunca nasıl olur? Güzel gözüküyor her şey. O zaman şöyle rampaya doğru ilerleyin bakalım yavaş yavaş. Hadi. Oo, vay vay vay, sağa sola da bakıyor. Bak Doğa'ya bak, sağda ne var solda ne var. Heyecanlı mısınız? Biraz. Hadi bakalım. Hadi başlayın o zaman. Annesinin ikinci olmasına çok kızan Doğa, bakalım iş başa düşünce neler yapacak? Ben de merak ediyorum. Doğa bu işlerin odadan seyretmek gibi olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlamıştır sanırım. Doğa. Doğa. Doğa zoru görünce daha klasik bir oyun olan birdir bir oynamak istiyor. Doğacığım, İremciğim sen it kardeşini o başlangıcı bir geçin. Gel gel geri gel. Koş. Koş. Koş koş koş. Araba yıkamadan akan sabunlu sular İrem'i zor duruma düşürüyor. Yani belki de rakipler ayağını kaydırıyordur. Tam da bilemiyorum. İrem'in azıcık desteğiyle Doğa kendini yukarı taşıyor. Evet hadi. Yap. Hadi abla. Ama Doğa da hakikatli çıktı ha. Kendine yapılan iyiliği unutmadı. Zor gününde ablasına el uzattı. Geç. Doğa pista gibi. Gel. Minikler gecikince arabalarda sabun içinde kalmış. Fark ettiyseniz fırçasız yıkama var bu istasyonda. Bas abla. İrem kötü çarptı. Fakat kardeşini arıyor gözleri. Görmeseydi daha mı iyiydi acaba? Doğa emniyet kemeri de takmadığından çarpmanın etkisiyle arabayı terk ediyor. Neyse ki şanslılarmış, bir şey olmadı. Şimdi önlerindeki top sepetinden geçerek yollarına devam edecekler. Ama ben korkuyorum ya. Bir şey olmaz. Hayır. İrem bir şey olmaz diyor ama sepeti görünce o da korkuya kapılıyor. Gözlere bak, gözlere. Ablamız İrem Doğa'yı yine nazikçe ikna ediyor. Doğa, çabuk çabuk. Doğa, tutar ben gel. Aferin. Pes ediyorum. Hayır Doğa. Durduralım mı biraz İrem? Durdurun. Durdurun Allah rızası için. Ne oldu çocuklar? Ay, çok korkuyorum, yapamayacağım. Ne oldu hayatım? Ay, çok korkuyorum. Çok mu korktunuz? Evet. Aa vallahi. Kayboldum sanki içinde. Küçük olmak kötü mü? Yo iyi ama artık bir an önce beni büyüt de normal halime döneyim. Buraya benim evime eğlenmeye geliyorsunuz. Eğer korktuysanız ben hemen sizi büyütürüm. Oh bebeklerim korktular. Ben inerim, ben inerim. Korku yok. Ah.
de bilmiyorum. Korktunuz mu siz? Ya korktun mu sen bir tane? Biraz korktu Doğa. Zaten küçüktüm Doğa da. Zaten sen küçüksün. Ne yapalım olsun, babanıza güveniyor musunuz? Evet. Hadi şimdi annenize babanıza da anlatın durumu. Onlar da merak ediyorlar, ne olduğunu merak ediyorlar. Topların arasında göremediler. Hemen gidip anlatın. İstemiyorum anne yapmak. Niye? Çok zordu anne. Tamam, tamam çocuğum, hiç önemli değil. Tamam, hiç önemli değil. Ablan da zor durumda kaldı. Hiç önemli değil. Tamam. Tamam mı? Baban toparlayacak inşallah. Tamam, bana yardımcı olacaksınız değil mi finalde? Finalde hep beraber olacağız, dördümüz. Tamam, orada el ele vereceğiz, orada galip geleceğiz, tamam mı? Tamam yavrum. Neydi sloganımız? Onu söyleyelim. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Canımın sevimli iştah can ailesi. Yuppi. Evet, çocuk odasından çıktık. Evet. Biraz zordu değil mi? Ama ya, çok eğlenceliydi. Eğlenenler oldu, zorlananlar oldu, başı dönenler oldu, korkanlar oldu, her şey yaşandı, ağlayanlar oldu, aman aman. Ama babamın dediği işte, gibi gerçekten çok fasatlıyız. Vay. Ya ben sen gel, orası ben orayı toparlayayım, düzenleyeyim, her şeyi dolaba koyayım, ben bir tekiz olsun. Sen gir, yürü dümdüz, sonra Disney'e gönder beni Ebru, Disney'e gönder beni Ebru. Her taraf yağlı vıcık. Kolay mı öyle Euro Disney'e gitmek? Şimdi üçüncü olan aileyle başlamak istiyorum. Galiba biri biliyor kim üçüncü. Evet, maalesef. Biraz korktuk, biraz ürktük. Olabilir, hiç önemli değil. Neyse ki annemizin, babamızın avantajı var. Toplam 10 düğmeniz oldu. Çünkü 5 önceden düğmeniz vardı. Şu anda da bıraktığınız için bir 5 düğme de buradan aldınız. Şu toplamda 10 düğmeniz oldu. Birinci olan Tekirdağlı bir aile. Soyadı Yılmaz. Ne tesadüf. Bakın şu tesadüfe. O zaman açıklıyorum. Sarı tepem doğru. Birinci. Çocukların yarışması sürprizlerle dolu geçti. Son etapta yarışma maskotumuz Doğa ve ablasının yarışmayı bırakması sonucu Kırmızı Aile Akçanlar sonuncu olarak 5 düğme aldılar. Etabı ikinci olarak bitiren Tekirdağlı Mavi Yılmazlar 3 düğme aldılar. Son etabı birinci bitiren aile Tekirdağ Saraylı Sarı Yılmazlar oldu. Yılmazlar birincilikle sadece 2 düğme aldılar. Toplamdaysa Kırmızı Akçanların ve Mavi Yılmazların 10'ar düğmesi, Tekirdağ Saraylı Sarı Yılmazların ise 8 düğmesi oldu. Düğme sayılarının birbirine yakın olması heyecanlı bir final izleyeceğimizin müjdecisi oluyor. Şu an için böyle çamaşır makasında her şey değişebiliyor. Ben size söyleyeyim. O düğmeleri atıyoruz. Ayrıca sizleri de dolduruyoruz makineye ve işte makine dönmeye başlayınca her şey değişiyor. En kısa zamanda düğmeleri toparlayan Euro Disney'e gidiyor. Çamaşır makinesine gitmeye hazır mıyız? Evet. Ay bu sefer ben çok korktum. Bu sefer de ben boş bulundum. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Bence de hazırsınız. Hadi bakalım. Ekstra Ekstra Small'un final etabında 3 aile hep beraber yarışıyor. Babalar çamaşır makinesinin içinde ördekler üzerinde başlayacakları etapta bir sağa bir sola çalkalanırken şu ana kadar kazandıkları düğmeleri toplamaya çalışacaklar. Topladıkları düğmeleri bir an önce eşlerine iletecekler. Anneler de bu düğmeleri çocuklarına iletecek. Her takımın makineye atılan kendi düğmelerini toplaması gerekiyor. Düğmeleri en hızlı toplayan aile Euro Disney'e gidecek. İşte geldik finale. Çamaşır makinem şuracıkta duruyor. Aileleriniz de geçtiler. Orada sizi bekliyorlar. Bu makineye nasıl sığdıracaksınız bu bedenleri? Ben de onu nerelere sığdırdım sizi? İnanılmaz. Şöyle bir düşünün. İnanılmaz. Neler yaşadınız o yüzden. Herhalde çocuk, hiç terapistiniz olmaması lazım. Bunu tekrar yaşamak istiyorum zaten yıllardır. Sayenizde bunu gerçekleştirdim. Eğlendiniz mi? Çok eğlendim. En çok hatırınızda ne kaldı?
Benim şemsiyem. Ercan. Ben de koşu bandı. Koşu bandı. Koşu bandı silinmez diyorsun. Ben Ercan de sen priz çek çek gelmez. Çek çek ha, gelmez. Priz, Arjantin'in ya. Sanki ceyranlarını çektiriyorsun. Alt tarafı bir priz o. Eğlendiğinizde çok sevdim. Şimdi çok daha eğleneceğiz. Vallahi çok iyi eğlendik. Bu ekibin bozulmasını istemiyoruz açıkçası. Evet. Tamam o zaman. Size bol şans diliyorum. Şafakçığım öncelikle seni şöyle makinenin köşesine doğru alıyorum. Hazırsan? Hazırım. Başlayayım. Çığlığı duydunuz. 8 evet. 8 düğmeyle bu çığlık, 10 düğmeyle sizlerden ne çığlık kopar bilmiyorum valla. Hadi bakalım seni de şöyle makinenin ucuna doğru alayım Ercan. Kolay gelsin. Evet Ceyhun Yılmaz'ları gönderdik. Evet iki Yılmaz'ı kaldık. Geçtik. Evet iki Yılmaz'ı gönderdik. Kaldık. Senle baş başa birazdan sen de gideceksin. Yerini alacaksın. Senin görevin zor. Senin de 10 düğmen var. Senin sorumluluğun biraz daha fazla. Çünkü senin kızlar çok üzüldü. Evet biraz değil daha mi? Onların şey sorumluluğu da üzerime evet, bindi. Evet onlar senden çok şey bekliyorlar. Ama sana güveniyorlar. Evet. Babam yapar diyor. Doğan. İnşallah elimden geleni yapar, yapacağım. Onu güveniyorum diyor. Onlar için elinden geleni yapacaksın diyor. Yapacağım biliyorum. Arayı kapatırım inşallah. Sana bol şans çok diliyorum. Çok teşekkür ederim sağ ol. Seni de yerine alıyorum. Köpüklü çamaşır makinesi keyfi şimdi onları bekliyor. Keyif keyif diyorum ama aslında çok heyecanlılar çünkü işin içinde Euro Disney var. Nasıl? Keyfiniz yerinde mi? Çok yanmış. Güzel serinledik. Oh. Serinlediniz mi? Evet. Yanmışız, yanmışız. Çamaşır makinesinin içine de ilk defa girdik. Ama eski model bu. Merdaneli. Merdaneli. Evet, evet. Otomatik ama devri muydu? Çok iyidir. Ben size söyleyeyim öyle eski model falan diye şey yapmayın. Yumuşatıcı var mı? İster misiniz? İsteriz. Çok istiyorsanız biraz ilave ederim. Eşlerinize de sorayım. İnşallah. Ne dersiniz? Hanımlar. Az az ama gene de olsun biraz yumuşasınlar. Gene de olsun tabii canım. Eminim çocuklar da sizinle aynı fikirdedir. Az! Makine çalışmadan evvel siz de ördeklerdeki yerinizi alın lütfen. Tamam tamam. Nasıl ördekler rahat mı? Harika bir şey. Tamam o zaman ben de makineyi çalıştırırım. Çalıştırırım. Peki. Hadi bakalım. Hadi bakalım biraz daha eğlendirelim. Bu ay yıkama. Evet sıra geldi düğmelere. Öncelikle Yılmaz ailesi sarı düğmelerden başlıyoruz. At bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam yeter. Altı. Yeter. Yedi. Evet. Bir tane de merdane de aslında biliyorsun. Sekiz. Şimdi sırada mavi Yılmazların düğmeleri var. Ercan bu düğmeler senin. Biri İki. Orada merdanede diğerleri de işte geliyor. İki. Üç. Üç. Of. Akşamlar. Sırada sizin düğmeleriniz. Biri merdanede asılı işte bunlar da diğerleri. Ve o. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Tamam o zaman. Hadi başlayın. Ekstra ekstra Small'da büyük final başlıyor. Sarı aile Tekirdağ Saraylı Yılmazlar avantajlı. 8 düğmeleri var. Mavi Yılmazlar ve Kırmızı Akçanlarsa 10'ar düğme toplamak zorunda. Babalara da ördekler pek yakıştı. Babalar topladıkları düğmeleri yukarıdan hanımların sarkıttığı filelere koyacaklar. Onlar da yine aynı yolla çocuklara iletecek düğmeleri. Düğmeleri en hızlı şekilde sıfırlayan aile Euro Disney'e yolcu. İlk düğmeyi alan Akçanlardan Ceyhun oldu. Bakalım iki düğmelik farkı kapatabilecek mi? Fakat Akçanların annesi Lamiser biraz yavaş kalıyor. Bu arada Sarı Yılmazlar elini çabuk tutuyor. Ümran düğmeyi kızına hızla iletiyor. Akçan ailesinden ilk düğme geldi. Bakın Bengi düğmeyi daha çabuk attı. O düğmelerin ucunda Euro Disney var. Biliyorsun.
Çok güzel geliyorsun. İşte mavilerden de bir düğme. Ceyhun ani bir kararla ördekten atıyor kendini. Çok temiz bir rekabet oluyor. Rakamlar birbirine çok yakın. Ceyhun bir düğme daha verdi Lamisere. Bu arada pervaneye kaptırdı kendini galiba. Yok, bir taktikmiş bu. Pervanenin döndürme gücünden faydalanıp daha önce ulaşıyor filelere. Bu arada kırmızı akçanlar farkı bire indiriyor. Kırmızı akçanların taktiği işe yarıyor. Ceyhun daha hızlı topluyor düğmeleri. Oo, kırmızı akçanlar kısa sürede beraberliği yakaladı. Ceyhun ördekten inip pervaneyi kullanınca beraberliğe taşıdı kırmızı akçanları. Mavi yılmazlardan Ercan Ceyhun'un taktiğini fark ediyor ve o da atıyor kendini suya. Bu arada ördekten inen attan düşmüşe dönüyor. Şu anda mücadele başa baş. Mavi yılmazlar gayrete gelince neredeyse beraberlik söz konusu. Bakalım ördekten inmek en çok kime yarayacak? Gitti diller biraz, gitti. Bakın Ercan zorlanıyor suda. Ördeğini özlediğini görebiliyorum. Galiba ördekten inmek en çok sarı yılmazlara yaradı. Şafak suda köpek balığı kadar seri çıktı. Bezelye ayıklar gibi ayıklıyor düğmeleri. Bakın nitekim farkı tekrar ikiye çıkardı. Birazdan karıştıralım ortalığı. Ve ön yıkama da bitti sanırım. Ebru deterjanı boca edince neler olacak merak ediyorum. İnşallah bu Ebru merdaneyle sıkmaya kalkmaz babaları. Su köpürmeye başladı. Şimdi babalar deterjanın da keyfini sürecekler. Mavi yılmazlardan Ercan yine modada Ceyhun'un takipçisi. Sarılar çok iyi durumda. Ceyhun'un pervane taktiğini uyguluyor fakat sonuca yansımadı bu çaba. Sarı yılmazlar farkı üçe çıkar. Sarı yılmaz ailesinin iki tane düğmesi kaldı. Kameraların çevrilmediği anlarda mücadele sert geçiyor. Şafak sonlara doğru yorgun düştü anlaşılan. Bir tane düğmeleri kaldı. Son birer düğme pervanenin üst kısmına takılı. Bu kadar yorgunluğun üstüne onu oradan almak da çok zor olacak galiba. Şafak deterjanlı olmasına rağmen düğmeye ulaşmayı başarıyor. Ve sarı yılmazlar son düğmelerini ele geçiriyor. Şafak düğmeyi aldı ama anafora kapıldı. Bakalım kurtulabilecek mi? Fark 2 ve Şafak'ın elinde son düğme var. Kırmızı akçanlarsa ördeği arar hale geldiler. Şafak yine ne yapıp edip fileye ulaşıyor. Son düğme ördek nezaretinde fileye bindiriliyor. Ümran her zamanki gibi çok hızlı. Hemen aktarıyor düğmeyi. Gönül çaresiz. Bengi yine çok hızlı. Fileyi yırtarcasına alıyor düğmeyi. Ve Zeynep yine sessiz ama etkili final butonuna basıyor. Euro Disney yolcuları belli oldu. Tekirdağ Saraylı Yılmaz ailesi. Zorlu ve eğlenceli ilk ekstra ekstra small mücadelesinin galibi Saraylı Yılmazlar. Tebrikler. Şafak tebrikler. Çok zevkliydi. Yılmaz ailesi tebrik ediyorum. Hangi Yılmaz? Hangi Yılmaz? Sarılar. Yılmayan Yılmazlar. Yukarıda buluşalım. Makinenin üstünde buluşuyoruz. Küçülüp hemen yanınıza geliyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hep ne dediniz? Büyük çiçek fark etmez. Rakipler bizi alt etmez. Dediniz. Hakikaten dediğiniz gibi oldu ve birinci oldunuz. Çok çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Nasıl, keyifler yerinde mi? Evet. Mutlu musunuz Euro Disney'e gideceğiniz için? Evet.
Herhalde Bengi en çok sen mutlusundu çünkü bu fikir senden çıkmıştı değil mi? Evet. Ebru'nun evine gidelim diye. Evet. Zaten yani bir tek babam üçüncü oldu. Diğer hep her etapta birinci oldu. Yani bize az çok biraz da tahmini bir şekilde anlamıştık. Eğlendiniz. Çok eğlendim. Çok eğlendim. Ne zaman isterseniz. Ne zaman isterseniz hep beklerim. Disney'de de inşallah keyfini çıkarırsınız. Mutlaka. Bunların hepsi, bu anıların hepsi inşallah hep hatırınızda kalır. Ve hep hatırladıkça gülersiniz. Tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bu arada Yılmaz ailesi, Akcan ailesi, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Kapım her zaman açık. Ne zaman isterseniz gelin. Büyük olmaktan sıkılanlar, sizleri Arjantin'deki evime bekliyorum. Haftaya ekstra ekstra Small'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.